Arkadaşlar buralara çeyrek porsiyon gangsterler dadanmış. Milletin camını çerçevesini indirip sokak ortasında dövüyorlarmış. Hazırlıklı olun, beton saha maçı yapacağız. Ben kaptanım, Niko ikinci kaptan. Olsen ile İhsan yeni geldiği için onlar yedek, Miço sende. Geri kalanlarımız az kadro. Arkadaşlar, atak oynuyoruz, pres yapıyoruz. Tamam, kendi sahamızda puan kaybetmek yok. Puan kaybetmek yok, yok. Maçla zaman? Vallahi işte her an olabilir, biz Aport'ta bekliyoruz yani. Aport'ta bekliyoruz. Tamam. Ulan Cuma, son duanın canını almaya geliyorum. Ben küçükten ısınma hareketlerine başlayayım Şevkat. Yok bekle, sen zaten hamamdan ısınıksın, ben başlıyorum. Delikanlıysan gel lan. Gel koçum, gel aslanım, gel ekmek param, gel veli nimetim, gel. Ne olursan ol, gel. Ulan ben seni var ya... Sakin ol, sakin ol. Ayı Tahir. Lan ne yapıyorsun? Sakin ol, iki dakika dur bakalım. Senin sayende çok para kazandım. Bu bitirimlik acayip para kazandırıyor, yemin ederim bak. Hiç tıslama pıslama, sakin ol. Şu paraları görüyor musun sen bakalım? Ha, şu paraları. Herkes kendi ayağıyla getirip bırakıyor bu. Hiç merak etme. Bunları yarı yarıya paylaşıyoruz, tamam mı? Al bakalım şunu. Ha, haftada bir geliyorsun, ince bir mariz yiyip gidiyorsun, tamam mı? Anlaştık mı ortam? Ayıp ediyorsun reis. Sen bana böyle her hafta teşre, ben gelirim. O iş bende, merak etme sen. Tamam o zaman be, ömrü çok olsun. Veya bayramlık gelemedi ya, hiç 10 gün tatil vardı. O yüzden al bakalım bahşişini. Hayırlı uğurlu olsun, ömrü çok olsun. Lan Cuma, sen de sinekten yağ çıkarıyorsun ha. Sineğin yağını çıkarmak bile emek ister veya öyle demeyin. Günümüzde reklam çok önemlidir. İyisi kötüsü olmaz yani. Reklam iyidir. Yalnız bir saniye bakın. Doğru reklam yaparsanız kaliteli bir marka yaratırsınız. Hiç merak etmeyin. Sineğin yağını bile millete satarsınız. Dinlemiyorsunuz bakayım. Sinan'ın yağını çıkarmak bile emek ister be ya. Sineğin yağını çıkaracaksın ki millete satabileceksin. Sinek yağı buradaki kaz ayaklarına çok iyi geliyor. Haberin var mı? Hiç tıs tıs gel. Acayip fotoğraf oldu ha Cemal. 100 like alırım lan 10 dakikada bundan. Sen ne yazacaksın fotoğrafın altına? Halı oğlum yazacaksın oğlum. Sen neyin fotoğrafını çekiyorsun bu halıların arasındayken bizi ya? Like'ın peşinde hala. Çok güzel oldu. Oğlum biz neredeyiz? Taksilerin rengi değişti memlekette. Malısına bayağı. Ulan her yerim white oldu ya. Telefonla oynayacağına baksana oğlum yola. Bulamıyorum mekanı. Oğlum Cemal ne yapıyorsun lan? Oğlum Karadeniz'e mi gidiyoruz? Halıları biz mi yıkayacağız Karadeniz'de? Neredesin oğlum? Nereye gidiyoruz lan? Karadeniz'de lan nereden fantezi uydurdun öyle? Oğlum dedim ya sana. Arkadaşım var ucuzda halıları yıkayacak. Ona götürüyoruz diye. Yok ya. Bir de para vereceğiz yani. Vermeyeceğim tabii lan. Oğlum bunlar cami halısı lan. Hayatımda ilk kez iyilik yapacağım. Bir de gideceğim ona para mı vereceğim? Bak. Şuna bak şuna. Gördüm gördüm. Gördüm kenardan gördüm. Merak etme. Cemal. Söyle benim canımı sıkmasın, topuğuna sıktırtmasın, günaha da sokmasın beni. Hadi bakayım. İçinde kötülük kalmıştır. Camı aç kus istersen biraz. Tatil günü. Kamil abi tekerimi patlattın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şevkat, şimdi de camiye musallat oldu bu zındıkla. Allah Allah. Tamam sen kafanı yorma İmam Efendi. Biz onların hakkından geleceğiz. Neredeymiş şimdi bunlar? Ben ne bileyim neredeler Şevkat? Camiyi soyup da kaçıvermiş. Halılar yok, halılar. Allah Allah. Ya kardeşim hani ayakkabı yanlarında halı nedir yani? Kesin buradan biri değil yani bu. Allah aşkına bulun şu be. Gözünüzü seveyim hadi. Sen merak etme İmam Efendi. O his bende. Müşteri yok. Şevkat, caminin kamera kayıtlarına bakalım. Belki tanırız çakalları. Doğru. Hadi gidelim. Yazım sen nereye Allah'ını seversen bu halde mi geleceksin camiye ya? Niye Şevkat ya? Bu halde mi geleceksin camiye? Sen kal mahallede gelme. Hadi. Hadi. İster oğlum. Heh çok güzel. Bana bak oğlum şimdi. Canım, biz bunu camiden getirdik bu halıları, tamam mı? Devamına şuraya yatır, yıkayıver bakayım. Hadi bakayım. Abi halı yıkamaya verseniz. Abi halı yıkam... Oğlum biz bilmiyoruz mu halı yıkamacının nerede olduğunu? Evet. Oğlum, halı yıkamacıya verdiğin zaman 3 günde teslim ediyor. En az 3. En az 3 günde teslim ediyor. Vakit namazına yetiştirmeye çalışıyorum ben. Öğün kaçırmıyorum oğlum, muhafazakarım. Oğlum bak bu adam full artı full ha. Doğduğundan beri bir reket eksiği yok. Tamam canım, şimdi alıyorsun bunu bakayım. Caddedeki eskim onu sahibiyim, bu da kartım benim, tamam mı? Halıları yıkıyorsun, bir bakiye çıkartıyorsun. Geliyorsun bizim oraya, tatlı yiyoruz. Her şeyi tatlıya bağlıyoruz, tamam mı koçum? Hadi bakayım. Hasan, bak bakayım buraya. Hasan gel. Heh.
Al işte bak burada çok net görünüyor iki kişiler. Halıları taksiye koyuyorlar. Stop et. Stop et Niko. Lan vallahi Şefik. Ha, özü kötü. Vay çakal vay. Şevkat müsaade et bunun parmaklarını ben kırayım. Ne olur ben kırayım parmaklarını bunun ha. Selam millet. Ne yapıyorsunuz burada? Hırsız polis oynuyoruz Bahar. Şefik camiden halıları çalmış. Ne? Gel kendi gözlerinle gör gel bak bak. Bak. Vay adi. Vay ya. Bak. Onun o herif benim karşıma çıkar elbet. Bak Bahar. Bu ne? Bahar. Sen şimdi bu herifi arıyorsun, direktmen mahalleye çağırıyorsun. Biz zaten balayana gelmiş vaziyetteyiz. Bu bebe de tam gününde aksiyona girdi, güzel oldu. Ulan ne güzel dükkan yapmışım be. Harika şekil yapmışım be. Hayra girdik, sevaba girdik, bir rahatladım lan. Bana bak, artık akışın değişmesi lazım. Öyle şeyler olması lazım, tamam mı? Ha neler yapacağım buraya, neler? Hiç merak etme. Oğlum yengen arıyor lan, Bahar arıyor, Bahar. Oğlum hiç aramamıştı lan lan, hiç hiç. Alo, Bahar oğlum, sultanım. İlk Bahar'ım, son Bahar'ım, ne haber? Bana bak, şşş. Sen aradın, o yüzden telefonda ilk sen kapatacaksın, tamam mı? Anlamam. Şefik. Sen bugün bu çarşıya gel bakayım bir. Ya gelmez olur muyum kızım? Hızır gibi koşarım. Melekler gibi uçarak gelirim, nur saçarak, yayılarak gelirim Bahar. İyi aferin, tamam. Bu yanındaki özel şoför ne o? Cemal Mene onu da getir. İkiniz beraber gelin. Bekliyorum çarşıda. Daha emrin olur sultanım. Sen ne diyorsun ya? İkimizi birden çağırıyorlar. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Özel şoförün hemen şimdi geliyor kapına geliyor. Başka bir isteğin var mı? Bak bakkala falan uğrayacağız. Oradan bir şey alacak falan bir şey varsa hemen getirebiliriz onu da. Alo. Alo. Kapatmış lan. Oğlum akış değişti lan Cemal. Oğlum sen ne güzel adammışsın. Gel ben buraya bir sarılayım sana. Götürürüm ya. Şunu istiyorum, şu olsun. Tabii, hediye paketi mi olacak? Yok, ben eve götüreceğim. Giderken alırım, siz paketleyin. Siz zahmet etmeyin, biz masaya getiririz. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Oo, kimleri görüyorum? Prima yengemiz de buradaymış. Hoş geldin, şeref verdin yenge. Dükkan senin. Hoş bulduk da senin ne işin var burada? Ben buranın sahibi. Yeni açtım bu dükkanı. I'm the boss, big boss. Bak, bir sürü de eleman çalıştırıyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hepsi acayip ucuza çalışıyor. Sigortalarını da ödemiyorum. Haberleri yok. Bravo vallahi. Büyük marife. Çok teşekkür ederim yengeciğim. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Dükkan senin. Buyurun lütfen. Buyurun. Oğlum, özel misafirim. Ona göre. Herkes dikkat etsin hareketlerine. Tamam mı? Tamam, tamam. Seçtim bir tane pasta, şimdi hazırlıyorlar. Ben eve gidince artık son şeklini veririm. Şeklini bozarım demek daha doğru olur herhalde. Yani heykel falan yapıyorum ya, onu da beceririm herhalde. Bunu da güzelce yazıp pastanın üstüne koyalım, öyle paketleyelim, olur mu? Tabii. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel tercih, çok güzel. Demek bu işler böyle oluyor ya. Ver bakayım şu kartı, ver bakayım. Prima yengemiz de acayip romantikmiş ha. Tamam o zaman. Personal, bana bakın. Şimdi ben çıkacağım. Şimdi sen pastanın en kralını, böyle tek katlı en kralını seçiyorsun. En kralı. Oraya şöyle güzel bir kalp yapıyorsun, tamam mı? Kalp. Şöyle güzel bir kalp yapıyorsun. Yok çekiyorsun. B, Ş. B, B şey ne lan? Doğru düzgün bir şey yapalım. Bahar, Şefik. Anladın mı? Anladım. Hadi görüşürüz. Tamam. Haber etsin. İyi, senden? İyi. Akşam işin var mı? Yok, niye? Sana pasta, börek falan yapacağım. Çay da demlerim. Uyar mı? Uymaz mı? Ne bu? Flört mü, sillemez mi? Komşu daveti mi? Flört daveti diyelim. Tamam. Akşam sendeyim o zaman. Tamam. Ben seni ararım hazır olunca ama buralarda ol, uzaklaşma. Pişince hemen sıcak sıcak yeriz. Tamam tamam. Bugün mahalle nöbeti bende zaten. Tamam. Çay çay. Beyler, Şefik geliyor. Bir de utanmadan uçan alıyla geliyorum diyor. Ha iyi.
Sizin dükkanda bu halı dövme aletlerinden vardır değil mi? Sen getir birkaç tane de onu şöyle bir döndüre döndüre dövek biz. Tamam, hemen getiriyorum. Şevkat, halı şeyini sen boş ver. Biz onu göbek taşına yatıralım. Tepesine sıcak suyu verelim. Verelim sıcak suyu, istakoz gibi kıpkırmızı olsun, kavrulsun ortada. O amaca değil, nefse hizmet olur. Hamama kapatırsak hususi dayağı girer. Olmaz. Meydan dayağı çekeceğiz. Bak sevgili at ağızlı muhtar hep böyle anlamlı konuşsa ben anlarım yani. Bunun böyle konuşmasını. Bir yudum kahve vermedim diye at ağızlı oldum. Sen anca dayaktan anlarsın Zeyir. Alimle yapsın. Yağ, peynir, yufka, yumurta. Yumurta yeter herhalde. Tamam, şimdi ne yapacağız? Yufka önce. Altını yağlıyoruz, tamam. Altını yağlıyoruz. Şimdi de yufka. Ay, ay, ay. Tamam. Şıp, 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 şıp. Sakin ol. Evet. Tamam, tamam, olur bu böyle. Şey, ne? Peynir, tamam. Ellerimle yapıyorum. Senin güzel olmama şansın yok zaten. Bu yenecek bir şey mi acaba şu an ya? Kalabalığız ha. Selam millet. Selam everybody. Tarihi bir ana denk geldiniz. Çok şanslısınız, bravo. Sen mi götürdün lan halıları? Sen nereden biliyorsun ya halıları aldığımızı? Kuşlar söyledi. Ne? Kuşlar mı söyledi? Şu halılardan bir tanesini aç bakayım şuraya da ağızlı. Ha? Evet. Olur ya. Cemal çıkaralım ya. Büyük bir tane çıkar bakalım. Başkan, başkan dur dur. Şey, mavili olacak. Sen kötüsün ya, bu renkleri seversin sen. Bu lacivert mi lan? Ha, getir bak. Hangi renk be başkan? Çekil düşeceksin mahallenin. İşte bu. Çok güzelmiş. Bir de bana da çıkart bak. Şey istiyor, fiskos var ya halı. Hani sarı renkli. Bu mavi, işte oğlum. Yeşil mi bu? Oğlum sarı la bu, sarı. Bana her yer mas, görmüyor musun? Sen kenara geç, şovunu yap. Üstü eser ya, üstü eser. Bir şov, üstü eser, üstü eser. Üstü eser ya. Vallahi ser ser üstü eser ya. Kaç bakalım. Başka falan bir tane kare, köşe? Yok, şöyle yapalım. Bir geç bakayım şöyle bir boylu boyunca bir yat bakalım nasıl oluyor ya. Aynen, aynen. Şöyle yat ya, başına şuraya yat, yat. Öbür türlü, öbür türlü. Kafanı öbür tarafa ver. Ver. Olur. Evet, evet. Bir şey... Ver kafanı oraya, o tarafa ver kafanı. Başkan iyi mi? Çok güzel. Gel, yat, gel, 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 yat. Kapat, kapat, kapat. Lan, 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 lan. Aldık. Çok iyi ders aldık. Yemin ediyorum mükemmel bir ders aldık. Oğlum ben sana demedim mi? İyilik yapmak bana yaramıyor dedim sana ya. Sız sivrisinek gibi konuştun ona lan. Kocan bağırsakların çıkacak dışarı. Başkanım, başkanlar, çeşitli meslek grupları. Ya ben bir şey soracağım lütfen. Konuşma lan, kes. Ya başkan biz niye dayak yedik? Camiden halı çalanın hakkı köpek. Bunu neden soruyorsun? Ben şimdi ayıktım. Lan Cemal oğlum ben sana demedim mi lan? Gitmiyor seni bul adama söyle dedim ya. Ya ne aldı çalması birader? O kadar da düşmedik ya. Biz bu halıları aldık, yıkatıp geri getirecektik. Onun için aldık ya. Allah Allah. Maksat iyilik olsun Bahar. Ha, sen öyle demedin mi? Değil mi lan Cemal? Konuşsan oğlum. Ya başkan ben hayatımda böyle büyük sevap işlemedim kaburgalarım. Biz niye dayak yedik başkan? Şevkat doğru söylüyor. Dik atmışlar. Tamam hadi kalk kalk. Bak. Verme ver. Kusura bakma kardeş. Gel. Gel lan. Vallahi. Gel. Şöyle yapalım. Şimdi siz bu yediğiniz dayağı o zaman peşinat olarak alın. Yani istikballe bir böyle yanlış yaparsan falan bu dayağı ona sayarız, ödeşmiş oluruz, tamam mı? Tabii ya, esnaf arasında böyle şeyler durur ya ana. Be, yerim lan senin esnaflığını. Hayatımda iki iyilik yaptım, ne hale getirdiniz beni Bahar? Konuşma lan. Sen hayatına hiç mi hatalı çıkış yapmadın? Hiç. Benim hayatım yanlış çıkış Bahar. Yanlış karından doğmuşum kızım. Bak soyadım bile özü kötü. Ben var ya hayatımdaki her şeyim benim falso be. Başkan sen Ege'nin soyadında falso var. Ben de o da yok, ben Haybe'ye de yak yedim bir de burada. Tamam neyse, şey yapalım.
Gelin siz şimdi bize bir şurada çay ısmarlayın da. Evet evet, hadi çay içelim. Hep oğlum beraber. Esnafız, biz de esnafız. Gel. Kızım Osman Bey. Gel bak, maşallah sen de. Yemiş yemiş aslanım ben. Dayak yedik. İnşallah. Seydin ya, rahatlasaydın. Tamam Fatma abla, önemli değil, sonra hallederiz biz. Sağ ol. Efendim? Şevkat, pasta hazır. Börekli pişiyor şu anda. Bir 20 dakikaya falan hazır olur. Sen de ona göre gel, sıcak sıcak yiyelim, tamam mı? Tamam. O zaman ben yarım saate geliyorum. Tamam. Bay bay. Ben yarım saate çıkacağım. Sen şuraları bir süpürürsün. Bak beni bir dinliyor mu? Vallahi o telefonu kıracağım, atacağım en sonunda beni delirtme çocuk. Anladın mı beni? Laf anlatıyorum burada sana, beni delirtme. Keyfim yerine geliyor, tam moralim yükseliyor. Sana dönüyorum, elinde telefon böyle angut gibi telefona şey yapayım. Vallahi sinirim tepeme çıkıyor ya. Bahar. Baharlılığım, ilk baharım, son baharım. Ne haber? Ya bana bak, sana bir sürprizim var. Ne? İşte bu. Günün mana ve ehemmiyetini hatırlatması için tatlı bir sürpriz hazırladım. Uçan alıların şerefine getirdim bunu. Vicdan azabıyla yersin artık. Vicdan mı dedin? Ha? Aptal herif. İyi ol dedim, adam ol dedim, camideki halıları götürüyorsun. Kalk lan, kalk. Bak hala bakıyor. Yalla! Lan bir de iyilik yap, iyilik bul derler ya. Yapamam, gidin buradan. Ne işiniz var? Kalkalım beni, getirin bunu, getirin içeri. Cevap verin ben, girin içeri. Girin içeri, canımı sıkmayın benim. Yaşar içeri. Kimse yok. Yaşar dışarıda. Giriver içeri, gel. Ulan herifler işi iyice eğlenceye döktü be. Oho, davul çalar gibi konteyner çalıyorlar. Oho, perküsyon mafyası bunlar. Çok iyiydi. Şöyle vereyim abla, 20 lira, eyvallah. Sağ olasın. Allah bereket versin. Güzel. Al, içinde pasta var. Sağ ol Bahar. Rica ederim. Ne dayaktı ha. Hadi görüşürüz. Değil mi? Tamam, siz herifleri biraz daha oyalayın. Biz hemen geliyoruz. Sağ olasın. Şu dükkanı kapa. Evet beyler, alarm geldi. Toplan, toplan. Allah, ne güzel bir gün lan bugün. Allah! Bir kese bir sopa, bir kese bir sopa. Lan ne heyecanlı bir gün lan. Herkes tamamsa, hadi gidelim. Kadroda Miço, kavgaya girmiyorsun, kenarda dökülenleri topluyorsun. Taktik, vaktik yok. Bam, bam, bam.
kızar gibi kızarmış valla. Efendim Esin. Şevkat, börek pişti. Neredesin? Seni bekliyorum. Esin'cim şimdi bir işim var. Biter bitmez geleceğim, tamam? Tamam, hadi bye. Şevkat sen neredesin? Ne yapıyorsun? Alo! Şevkat! Arkadaşlar tamam arkadaşlar! Arkadaşlar tamam bir sakin. Tamam ulan. Tamam bir kişi konuşsun. Kimsiniz lan siz? Ha? Kim gönderdi sizi? Sorma abi geldik işte. Ne demek sorma lan? Oğlum bana bak. O Bora DNA'yı mı gönderdi yoksa yancısı Gürsel mi? Abi onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey ha. Tamam oğlum. Nasılsa karakolda söyletirler size. Alın abi bunları karakola götürün. Hadi ablacığım siz de lütfen. Çok şey yapmayın siz de mahallede. Yürü. Şevkat al. Bu ne ya? Lan telefonu da kırmışlar arkadaş ya. Oğlum kaç yıldır kullanıyordum lan ben bu telefonu. Bir yılda 3 tane düğmesini zor öğrendim ya. Hadi şimdi işin yoksa baştan telefonu öğren ya. Senin ne işin var Allah'ını seversen Seval? Ne işin var burada? Ben de bu mahallenin kızıyım ya. Siz öyle kavgada görünce ben de daldım işte. Ya gözünü seveyim bir de bari şöyle söyleme ya. Hasta halin... Hasta haline geliyorum burada şey yapayım. Hadi yürü git evine Allah'ını seversen. Hadi gel beraber yürüyelim. Ya gerek yok, ben bunu tamir ettiririm. Cuma halleder bunu, bir şey yapmaz. Ya yine ettirirsin Cuma'ya tamir. O sırada kullan diyorum işte. Ya vallahi gerek yok ya. Ya hadi iki dakika uğra, hadi. Hadi. Kızım kapatmadım diyorum ya. Kavga ediyorduk. Orada bir anda adamın bir tanesi sopayla vurunca telefon yere düştü. Ya tamam mı öyle olmuştur mutlaka da yani ben bunu nereden bileyim? Seval'in sesini duyunca arkada öyle Şevkat Şevkat diye dedim ki bunların ikisi yan yana ben de merak ettim ne oluyor diye bakmaya geldim. Ya tamam orasını anladık. Gerizekalı değiliz herhalde bir kere de anlıyoruz. Da o balta neydi öyle? Onu ben anlayamadım. Onun bir açıklaması yok işte zorlama ya. Sen börek istiyor musun? İstiyorum tabii ya. Biz buraya niye geldik? Değil mi? Hadi gel. Ama bak bir şey diyeyim mi? Bura güzel olmuş ha. Eski aynı şeyi de yakalamışsın ha. Şey falan, Mahatma Gandhi falan güzel olmuş ha. Avizeye bak, ooo avizeye bak, bak, bak. Allah Allah. Ederim.
Çay? Tabii. Vay be. Bunu hakikaten sen mi yaptın kız? Bak doğru söyle bana bu. Şimdi bu yeni moda olan böyle sosyetik mosyetik mekanlar var ya, organik yemek falan böyle asorti şeyi oralardan falan böyle gidip kilosuna 100 lira vermedin değil mi? Yok artık, tabii ki ben yaptım. Sen beni kendinle karıştırıyorsun galiba yumurtacı. Tabii ki ben yaptım. Benim 10 parmağımda o marifet var be. Resim yapıyorum, heykel yapıyorum, seramik yapıyorum, yemek yapıyorum. Nasıl? Müthiş ya. Da tadı güzel mi? Mükemmel. Vallahi. Vallahi. Vallahi beklemiyordum ha. Elle yiyeceğim, kusura bakma börek çünkü. Çatalla falan çok olmuyor ben. İlk başta hani nezaketen şey yaptım ama. Adamı vuracakken. Aa, ağır pasta bıraktı ya. Pasta mı? Ha, yiyelim mi diye sormuyorum, yersin zaten. Yerim vallahi. Bu kavgada bende bir hararet yaptı, bir hararet yaptı. O zaman gazozları da ben söyleyeyim. İyi, tamam sevgili Atazı Tellak. Sen çaycıya geç, ben de pastayı alıp geliyorum. Tamam. İyi, hadi bakalım. Oğlum, hadi. Çay ne zaman çıkar? 10 dakikaya çıkar usta. Yani bu kavga şeylerini alıp bir iki tane daha kafalara geçiririz millet. Ha, geçir geçir. İki tane gazoz getir bakayım sen oradan. Tamam. Gazoz. Gazoz. Çaycı, gel. Pastayı ek, gel. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Pastayı Bahar getirdi. Gazozları onun şerefine, pastayı da onun sağlığına yiyeceğiz gençler. Yiyelim. Yiyelim, bir dakika. O ne lan? Okuman yazman yok mu oğlum işte? Hayatımın erkeği. Bu Bahar Niko'nun kartı. Sana mı aşık lan? Vallahi bilmiyordum, şimdi öğrendim. Ya zaten bilsem kutuyu burada açma yani. Biraz ayıp oldu, reklam oldu. Vallahi canım benim, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Şimdi ikinizin niyetine sağlık için, sıhhat için bunu böyle bir yiyelim. Ondan sonra sen adabınca yürürsün, tamam mı kıza? Gül gibi kız mahallemizde, ondan iyisini mi bulacağım bir kere değil mi? Allah Allah. Yalnız gençler bakın, bu olay aramızda kalsın. Bak buradaki 4 kişi açısından diyorum, tamam mı? Yani kimse bilmesin gençler. Ya senin canın manın yerem sıkıntı yok. Bizden can çıkar, sır çıkmaz. He mi? Ya değil. Niko. Niko sana enişte mi diyecek, damat mı diyecek be kavramam. Ya Tellak ne komiksin sen ya. Vallahi ben de bilmiyorum. Hayatımın erkeğisin yazmış ya. Güzel canım benim. Bir tane. Maşallah. Ne oldu? Ne oldu? Gel bakayım. Keşke Bahar'la Şefik de burada olsaydı. Ne güzel sürpriz olurdu değil mi? Hayır yani şimdi tam anladım. Baltanın bir izahı yok da. Ha, bari bunu bir açıkla ya. Bunun bir izahı var. Ya küçük bir karışıklık olmuş. İki pasta bir şekilde birbirine karışmış. Anladım. Ya sen pastayı Bahar'la yapıyordun herhalde. O Şefi'ye yapıyordu, sen bana. Onları karıştırdınız. Gibi. Bayağı yaklaştın aslında yani, öyle bir şey. De aslında konunun Bahar'la böyle doğrudan bir ilişkisi yok. Bakın. Şu halde Şefik'le bir ilişkisi var. Evet, Şefik'le bir ilgisi var. Şefik buraya geldi. Beraber böyle önlükleri taktınız. Burada beraber pasta yaptınız Şefik'le o zaman. Ay tamam öf, yeter. Yapmadım ben bu pastayı. Gittim satın aldım. Şefik'in pastanesi varmış. Ne alakaysa gittim oradan aldım. E bravo yani müfettiş bey, bravo. Cinayeti çözdünüz, olayları aydınlattınız. Tamam, ne bağırıyorsun ya, Allah Allah. Sanki ben karıştırdım pastaları yani. Ya bağırırım tabii. Ben ağzımı saklansın diye aldım gittim bu pastayı. Ama sen sürekli sorular sorup duruyorsun. Ya sen bugün kaşla göz arasında gidip kavgaya karışıyorsun. Oralarda telefonun kırılıyor. Nedense sen Seval'in evine gidiyorsun. Ben bunları sana sormuyorum ama ben sorgulanıyorum. Ben kendi evimde suçlanıyor muyum? Estağfurullah, ne suçlusu ya? Ya sonuçta biri pasta, öbürü balta ya. Değil mi? Bunların ikisinin de hani suçla nasıl bir ilişkisi olabilir? İşte baltanın özelliği. Şefkat bak, dalga geçmişim şu pastayı suratına yersin ha. O zaman Allah'tan
Bu Seval'in evinin önündeyken şey yapmamışım senin. Orada demek ki sen baltayı vuracaktın benim suratıma orada olsa. E Allah'tan belki de. Belki de. Tam bir psikopatsın ha. Allah. Yani birinin adama baltayla vur desen demek direkt senin aklına suratına vurma. Baltayla bir tak diye tam ortaya da bir de getirsin böyle kabak çekirdeği gibi açılır ha. Niko. Eriyim. Teşekkürler Bahar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bahar bu senin. Benim mi? Ne bu? Pasta. Hoppala. Ay bugün pasta günü falan mı? İkinci pasta bu. İkinci pasta mı? Evet. Nereden çıktı bu? Yani çok önemli değil kaynağı ya. Senin işte al. Yok istemem. Al sen bunu götür. Bahar, ikramı geri çevirmek nezaketsizliktir. Neden istemiyorsun pastayı? Buyurun. Biliyorum tabii ya. Buyur bak. İşte bu yüzden. Bir de dengesiz. Bahar benim pastam nerede peki? Üzeyir'de. Neden? Sinirlendim. Üzeyir'e verdim. Sen sana ait olmayan bir pastayı başkasına verdiğin için bu pasta zaten senin olmuyor ki. Yani o zaman siz onu aranızda çözersiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Selam aleyküm. Şefkat da yok herhalde. Selam millet. Vay Şefik. Ne haber ya? Ne yapıyoruz? Güzel kardeşlerim benim. Size çok özel, çok hususi bir arkadaşımı getirdim. Hem çok işinize yarayacak bir eleman söyleyeyim. Cemal. Taksici Cemal. Şuraya diyorum bir taksi durağı kurayım. Ha? Olmaz mı? Cemal. Abisinin. Diyen mi oldu da böyle pançovilli kılıklı bir herifi alıyorsun geliyorsun buralara ha? Pançovilli ne pançovillesi oğlum? Taksici adam ya. Şuraya bir durak kuralım dedik. Tamam mı? İşinize de yarar. Allah Allah. İyilik de yaramıyor la. Sizin park süreniz doldu birader hadi. Ufaktan yaylanın bakalım. Yok ki ya. Herife bak lan. Aracını mı kesiyorsun oğlum sen bu mahallenin? Biz mi bilmiyoruz? Araç mı istiyorsun lan bizden? İstiyorum lan. İstiyorum lan. Araç da istiyorum lan. Var mı lan? Hayırdır lan? He? Var. Var lan. Hayırdır? Bak Şefik. Sana şuradan kafayı bir gömerim. Yamulur gidersin ha. Vur lan. He göm. Ben kötü adamım oğlum. Vursan ne olur oğlum? Bana bir şey olmaz lan. Allah! Ne oldu lan Şefik? Hani kötüydün lan. İyi tarafına mı denk geldi bu sefer? Ya başkan ben bildiğiniz taksiciyim yani. Hani bana gittiğin gideyim, geldiğin geleyim. Öyle basit sıkıntı. Oğlum her geldiğinde niye dövüyoruz lan beni? Ha? Getireceğin yerine. Ben sana göstereceğim. Göster lan. Bak gördün mü? Oh be, dünya varmış. Ne oldu? İşim açıldı ya. Benim canım seninle böyle yalnız sahilde yürümek istiyormuş. İşte bizim mahallenin en güzel tarafı da o. Eminönü meydanı bile tenha kalıyor. Ya dünyanın en öfkeli adamının yanında böyle huzur bulmam sence de garip değil mi? Yo, bence gayet normal. Mesela ben de akıl hastanesinde kendimi çok akıllı hissetmiştim. Ya, peki benim yanımda nasıl hissediyorsun kendini? Özgür. Özgür mü? Evet. Senin yanında çok özgür hissediyorum ben kendimi. Sen yokken de aşkımın tutsağı oluyor. Şair gibi konuşuyorsun bazen. İşte bunlar hep dertten çileden. Allah Allah, ne derdin varmış senin? Talisman'ın bonservisini alamadık ya, ona çok dertleniyorum ya. Al işte. Ben de futbola ne zaman gelecek muhabbet diye bekliyordum. Muhabbeti taca atma diyorsun ha? Yani aynen öyle söylüyorum. Biraz geri sarabilir miyiz lütfen? Sen yeter ki iste. Senin için ta büyük patlamaya kadar sarar. O aradaki milyarlarca yıl da seninle baş başa yaşar. Hemen de öptüm ya. Kahvaltı için çok teşekkür ederim. Ellerinizi tek görmesin. Afiyet olsun yavrum. Bu evde senin için bu masada her zaman bir yer var. Bunu hiçbir zaman unutma. Sen
bize yaşam enerjisi veriyor Serkan'cığım. Estağfurullah efendim, eksik olmayın. Asıl siz beni çok mutlu ediyorsunuz. Hem bunun adı enerji değil, sinerji. Karşılıklı yani. Ne demek, ne demek? Bak, 2 yıldır depresyonda olan Tezen'e depresyondan çıktı. Yani bir kolunu kesseler, öbür kolum var diye seviniyor. Yok yok, siz yine de tokunmayın kızın kollarına. Mutlu olmaya, sevinmeye devam etsin. Ya sen bizi böyle mutlu ediyorsun oğlum. Ben de senin mutlu olmanı diliyorum ya. Allah razı olsun, könlü, güzel, yüce könüllü insanlar. Hayırlı günler, hayırlı günler. Dediğin 3 gün yaşamıyor ya. Ya çocuğa araba çarpmış, sen hala benden uğraşıyorsun be kadın ya. Git ambulans çağır, bir şey yap. Çağır. Ben çocuğa bakacağım. İyi misin? Bir kollan yırttım öteki sağla. Allah'ım, sen her durumda ne kadar pozitif birisin ya. Sürekli yüksek elektrik alıyorum senden. Erkan. Kıyamam ben seni. Erkan, iyi misin? Ne oldu lan? Ya iyi, aman Allah'ım, nesi var? Ulan biraz evvel iyiydim be. Su getir, su, su, su. Su ver, suyu ver. Ay, su iç, su iç. Ay karım. Sen benim elime. Ya, ya. Bırakın balonumu benim. Bırak balonumu. Bırak. Ben bizim git. Oldu, sen git. Ya git lan. Ya bizim balonumuz. Bırak. Bırak. Anne. Anne. Oğlum. Ne oldu oğlum? Balonumu aldılar. Çünkü onlar kötü çocuk. Hadi biz gidelim artık ya. Ama ben oynamak istiyorum. Kardeş, ya kusura bakma da çocuk oynamak istiyormuş. Kalsın biraz daha ya. Burada oynamasın. Elinden zorla balonunu aldılar. Ha işte tam da bu yüzden kalsın diyorum. Merhaba delikanlı. Adın ne bakayım senin? Kaya. Kaya, ben de Şevkat, memnun oldum. Ben de. Balonunu geri alalım mı senin? Hadi gel bakalım. Siz evli misiniz? Ha, yok. Çocuklar, merhaba. Siz niye aldınız Kaya'nın balonunu ya? İstedik vermedi, biz de aldık. Ama öyle olur mu ya? Doğru mu yani bu? Bak şimdi siz balonunu aldınız diye bak, Kaya'nın çok canı sıkıldı, morali bozuldu, üzüldü. Öyle olmaz. Bence özür dilemeniz lazım size. Özür dilerim, çok dilerim. Al, beraber oynayalım mı? Olur, oynayalım. Aferin lan size. Aferin, bak bunlar koca abi olmuşlar ya. Özür dilemeyi öğrenmişler, gönül almayı öğrenmişler. Bravo. Baloncu, gel abi. Seçin bakalım. Çocuk diyorsun ama yani bunlar koca adam olmuş da az önce kalbini kırdıklar arkadaşlarından özür dilediler, gönlünü aldılar. Yani bunlar hep öğrenmişler. Aferin size. Artık bizim devirde yani koca koca adamlar yapmıyor ya bunları. Vallahi helal olsun. Çok teşekkür ederim Şevkat abi, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum canım, ne demek. Hadi şimdi güzel güzel oynayın, tamam, dostluk kazansın. Hadi gelin. Hadi bakalım. Çocuklar oynasın ya onlar. Kendi aralarında anlaşırlar bir şekilde. Çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ne demek İstanbul? İyi günler. Lan niye bana aldın? Alayım kızsana da. Al. Ey kolum. Kolum, kolum gitti. Kolum. Gitti kolum, gitti kolum. Birazdan doktor sizi görecek. O sırada ben kaydınızı alayım. İsim neydi? İsmi söylesene, bize ne bakıp duruyorsun? Kusura bakmayın, biraz darbe aldı ya kendisi. Tabii kafa gitti, ismini de unuttu. Erkan, Erkan ismi. Erkan, soy isim neydi? Kolum. Oğlum, Erkancığım. Soyadın ne çocuğum senin? Soyadım var mıydı benim ya? Galiba yoktu. Olur mu öyle şey oğlum ya? Mutlaka vardır. Erkan'ın soyadı var mı? Ya Sinan'ın? Sinan'ın soyadı var mı? Peki de ben de öyle bir canlıyım. Soy isme ihtiyaç duymayan bir memeli türüyüm. Araba çarptıktan sonra kafa iyice gitti. Siz en iyisi kimliğinizi verin. Ben oradan bakıp yazayım. Kimlik mi?
Kimlik vermeyeyim ya. Kimlik dediğin çerçeklere ne kadar yansıtabilir? Kimlik beni ne kadar nasıl anlatabilir ya? Acılarımı anlatabilir mi? Umutlarımı, sevdalarımı anlatabilir mi? Anılarımı anlatabilir mi? He, kimlik? Çocuk hiç yok. İyice sana yakına bağladı bu ya. Bunları hemen al götür buradan. Hemen. Anne baba hadi biz gidelim hemen bir doktor bulalım. İyice kötüleşti bu adam. Hadi. Hadi. Geç babacığım geç geç. Abi kafa bu kadar boş olur mu bir anda? Hadi şunlar gelmeyin. Gelmeden yapalım bu gaydi. Yoksa Pozgur baba canım diğer kolum bir daha kıracak. Kırık değildir. Kırık olsa duramazsınız. Ya sen hemşiresin. Bari ha bu cümleyi sen kurmaya çözünü seveyim. Al yapa bu gaydi al. Acele et haydi. Kolum. Yaşayacağım da. Ya sen nasıl hem bu kadar öfkeli hem de bu kadar tatlı olabiliyorsun? Kızım öfke baldan tatlıdır diye bir laf var. Duymadın mı hiç sen? Ayrıca sen de çatlaksın. Ama o çatlaktan sızan ışık kesinlikle bu dünyadan değil yani. Aşk olsun. Çatlak mıyım yani ben? Değil misin? Neydi o öyle kapıdaki halin elinde baltayla falan? Ay hiç açma o konuyu hemen kapat. Gel de sen kapat. Oğlum! Dayan! Ne oldu, ne oldu? Adamlar köyü kaçırdı. Nasıl kaçırdı? Bir adam geldi ağzını zorla kapatıp arabaya bindirdi. Sonra da götürdü. İlk başta babası zannettik, sonradan anladık. Ay, 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 ay. Tamam, bir açılın biraz hava alsın. Açılın, açılın bak, açılın. Tamam kardeşim, sağ ol. Telefonu çalayım. Telefonu çalın, aç. Alo. Siz kimsiniz? Eşim nerede? Çocuğun nerede? Kaya nerede? Telefonu ver, seslerini duyayım. Kardeş tamam bir sakin ol. Dur, mevzu nedir? Beni şimdi aradılar. Çocuğunu kaçırdık dediler. Sen onlardan mısın yoksa? Niye eşimin telefonu sende? Merak etme, eşin emin ellerde. Fakat tabii şimdi haliyle biraz baygınlık geçirdi. Sen bize bir adres gönder kardeş. Biz eşini sağ salim sana getirelim. Ya nasıl olur böyle bir şey güpe gündüz? Çocuk az önce şurada oynuyordu. Ah ulan ya. Kadın gidelim dedi. Ben dedim durun oynasın çocuk diye ya. Ya şu başımıza gelenlere bak ya. Çocuk bir de bizi eğlendirmeye gelmiş de. Ya sana kısa zamanda var ya sağlık diliyorum her gün. Allah'ım sen bu çocuğu kısa zamanda ya. Sen felaket habercisi gibi ağzını açmasan çok güzel olacak. Allah korudu. Bayılacağım. Bir kuruşluk aklın vardı o da. İyisiniz, bir şeyiniz yok. Metanetli olun. Şu hapı da alın. Buyurun, birazdan sakinleşirsiniz. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim doktor bey. Hapı siz verirsiniz. İyi günler. Kızım, doktor bey yolcu olsun. Zaten kaçtır tehdit ediyorlardı. Sen al çocuğu parka götür. Olacak iş mi ya? Kim bilir neye daldı bu kadın? Instagram'a falan dalmıştır işte. Ya kardeş, kaçıranın da az biraz suçu vardır herhalde değil mi? Ya bu kadar yüklenme kadına, yazık bak. Fenalaştı zaten. Eşimi getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Ama bu bir aile meselesi. İşime burnunuzu sokmazsanız sevineceğim. Bana bak damat, kendine gel. Misafir haklı. Sen niye benim kızıma yükleniyorsun? Sonra evine gelen misafirlerse nasıl böyle kaba davranırsın? Siz polise haber verdiniz değil mi? Aramadık henüz. Polisi ararsanız çocuğu bir daha göremezsiniz dediler. Ben de kızımın eve dönmesini bekledim. Yine arıyorlar. Ya sen oğlum ne bekliyorsun? Ne diyeceğim ben şimdi baba? Alo. Bana bakın oğlum. Bu çocuğun kılına zarar gelirse sizin alayınızı yaşatmam haberiniz olsun ha. Sen kimsin lan? Ben Şevkat Yerimdar. Şevkat ne istiyorlar sor. Ne istiyorsunuz la siz? Para istiyoruz. Çocuğun babasını ver. Para istiyorlarmış. Konuşacağım mı? Alo. Kaç para istiyorsunuz? $1 milyon istiyoruz.
bir çantada gelecek. Seni arayıp yerini ve zamanını söyleyeceğiz. Bir numara yapmaya kalkmayın. Eğer polis haber verirseniz çocuğunu unut. Bir saat sonra tekrar arayacağız. 1 milyon dolar istiyorlarmış. Bir saat sonra tekrar arayacaklar. Baba, baba ne olur, ne olur kurtar ya. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Vereceğiz parayı, alacağız torunumu. Torunumun hayatı bu. Alo. Yarım saat içinde 1 milyon dolar nakit eve getiriyorsun. Ay, şunlara bakar mısınız Cevdet Bey? Ay ne kadar tatlım adam, minik minik. Şuna bak ya. Ama çok şirinler, çok. Duyuyor musunuz Cevdet Bey? İnsan bunlara bakınca hayatın nasıl avuçlarının arasından kuş gibi uçup gittiğini hissediyor. Halbuki daha dün gibi çocukları aklımdadır. Bizim çocuklar çoktan çocukluklarını bitirdiler. Biz şimdi artık onlardan torun beklemeliyiz değil mi? Ah be! Benim için çok zordur. Bizim çocuklar malum. Bana torun zor biraz, zor. Evet, haklısınız madem. Aslında insan böyle istiyor. Kucağında küçücük bir dedecik olsun. Onu sarsın, koklasın, sevsin. Ama işte bizim çocuklar bunlar. Ne koyu biliyorsunuz. Saçı sakalı birbirine karıştı. Koca adam oldu. Onun için biraz zor. Bahar deseniz huysuzun önde gideni. Ah be, benim için çok zor. Çok. Doğru. Ne olur. Ne olur yavrum bulun bana, ne olur. Tamam, sakin olun. Bakın size şimdi güçlü olmanız gerekiyor. Merak etmeyin, evladınız sağ salim dönecek. Al oğlum, parayı söyle tüccarıya da hemen götür. Tamam tamam, götürürüm. Baba para tam değil mi? Kardeş, zaman daralıyor yalnız. Baba, bana yalnız gel dediler ama ben şoförle falan mı gitsem? Ya ver şunu bana, ben götüreceğim ya. Ver. Dur, dur dayı ya. Nereye götürüyorsun? Ya şimdi senin canın, ciğerin, adamların elinde. Ya şimdi orada sen kendini tutamazsın, sinirlenirsin. Şimdi berbat etmeyelim işi. Ben götürürüm. Şevkat hayır, sen gitmeyeceksin. Anlıyor musun? İşte tam da bu anlıyor musun diye sorduğum sebepten benim gitmem lazım. Sen bunu anlıyor musun? Ya annesi eve götürecekti çocuğu. Ben dedim biraz daha kalsın oynasın diye. Benim de kabahatim var yani biraz. Lütfen tamam, ben götüreceğim ya. Erdal. Tamam canım, sen götür. Eyvallah. İyi de seni tanımıyoruz ki biz. Hem bizim şoför gitsin, eğitimli, lisanslı, güvenlik zaten. Şoför gitsin evet, bak güvenlikçiymiş Şevkat, sen gitme. Esin, ben gidiyorum, konu kapandı. Kardeş ver sen de şu telefonu, buradan ararlar adamlar. Siz çocuk için dua edin. Ben inşallah bir saate gelmiş olacağım. Ben de geleceğim. Esin, yalnız başıma gitmem lazım, lütfen ya. Baba! Şevkat! Ya beraber gideriz ya da kimse gitmeyecek. Ya olmaz Esin ya. Adamların şartları belli işte. Kim gelecekse tek gelecek dedi ya. Ayrıca bak, adam torununu kurtaracağım diye bana güvendi. 1 milyon dolar para verdi ya. Şimdi senin burada kalman lazım ki hem biz irtibat halinde olalım. Hem de adamların aklı kalmasın yani, yanlış anlamasınlar. İyi tamam, o zaman benim arabamla git. İyi tamam. Orada dikkatli ol, tamam mı? Sen hiç merak etme. Benim dönmekten başka çarem yok ki. Ben seni tutsan olmuş mesela. Hadi çocuğu da al, sağ salim dönün. Yahu adamı tanımıyoruz etmiyoruz. 1 milyon doları çantaya koyduk gitti.
Adam giderse ne olacak? Oğlum, sen delikanlılık nedir bilmiyorsun. O eskilerde kaldı. Bu adam delikanlı. Bakışlarından belli. Ben delikanlı adamı tanırım. Yahu baba, delikanlı olsa ne olacak sanki? Ben size söyleyeyim ne olur. Kalbinde cevher olur. Her bakışında bir anlam olur. Kalbinden geçen sözü dillendirmese bile mutlaka tutar. Duydun değil mi? Ben de onu duydum beyefendi. Şevkat bana kal dedi. Neden biliyor musunuz? O insanlar evlatlarının canını bana bir çanta dolusu parayla beraber emanet etti. Sen burada kal ki akıllarında bir şüphe kalmasın, içleri rahat olsun dedi. Ama kusura bakmayın, ben daha fazla kalamayacağım. Müsaadenizle. Çok şükür Allah'ım, ucuz atlattık vallahi. Sen bir daha hiçbir şey dileme Bozkır. Birinci dileğinde çocuğun kolu çatladı. İkinci dileğinde freni patlamış, araba hepimizi eziyordu. Ya çocuğun kolu çatlamış, sen hala benimle uğraşıyorsun be kadın. Ya Erkan, şimdi sen bu kolla bağlama da çalamazsın. Bozkır, çocuğun kolu çatlamış, senin aklın hala bağlamada. Lütfen benim için tartışmayın. Zaten kolum çatladı. Bir de paşımı çatlatmayın, olur mu? Üf, evet, ne konuşuyorsunuz ya? Vır 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 vır. Çocuğun kafası şişti zaten. Kız babaya canır mı öyle vır 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 vır? Ayıptır ya. Alo. Para yanımda. Tek başımayım, geliyorum. Çocuğun kılına zarar verirseniz sizi doğduğunuza pişman ederim, haberiniz olsun. Çocuk kaçırıldı, fidye istediler. Şevkat parayı aldı, çocuğu kurtarmaya gitti. Hadi ne olur, hemen biz de gidelim. Çok popo. Ne zaman oldu, bugün mü? Bugün mü ne? Evet, bugün. Hatta şu an oluyor. Şu an ne oluyor? Nasıl oluyor? Siz flört etmiyor muydunuz? Flört? Ya Niko, yolda anlatırım. Şevkat benim arabamı aldı. Arabada takip sistemi var. Ben görüyorum nereye gittin. Hadi hemen gidelim. Hemen gidelim. Kazım, biz nereye gidiyoruz ya? Oğlum, aksiyon ayağımıza kadar gelmiş lan. Ve şimdi vurup da taca mı atalım? Hadi gidelim. E tamam da biz ne yapacağız? Ya Tarkan filmi izlemedin mi hiç? Hepsini izledim. E tamam işte, atıl kurt hesabı yani. Atıl kurt mu? Ya biz bu kadar atılıp katılırsak geç kalacağız. Araba tam be! Hadi. Hadi, hadi kapa dükkanı, hadi. Niko, ileriden ikisi sağa döneceğiz. Tamam işte. Tamam, tamam be ya. Tamam, tamam. Niko, temden gidelim. Vallahi temden gidelim. Çünkü okullar açıldı, trafik vardır her yerde. Temden gidelim biz. En güzel. Tamam, Cuma, tamam. Ya Cuma, Tem'den gitmeyelim ya. Kestirmeden gidelim. Tem'de simitten başka bir şey bulamıyoruz ya. Öbür yoldan giderse kırmızı ışıklarda belki pilavcı buluruz. Benim canım nohut pilav çekti. Lan Kazım ya, öyle bir durumda bile nasıl mideni düşünebiliyorsun ben anlamıyorum yani. Vallahi bizim bir şey düşünmemize gerek yok. Arabada düşünecek bir filozof var. Niko düşünsün. Neyse, Nasrettin Hoca bir gün pazara gitmiş. Bir bakmış bir tane papağan çok pahalıya satılıyor. Hemen koşmuş eve ve bir tane hindi almış. Üstüne de okkalı bir fiyat koymuş. Öf. Ya kardeşim, öf, yeter artık ya, yeter ya. Tufuka'yı 35 bin defa dinledik, burama geldi ya. Ne, sen anlatmıyorum Yüzey. O seni anlatıyorum, o duymadı. Bizim günahımız ne be? Tem'den 10 dakika sonra oradayız. Hatta mola bile veririz. Ne diyorsun? Ne molası ya? Şaka yaptım be ya. Bunlarla mola verilir mi hiç? Hadi bakalım bas Tem'den. Ana pilavcı lan, pilavcı. Lan pilav şimdi be, Allah'ını seversen. Bolca pişmiş pilav diyorsun bana be. Devam et Niko. Hadi Tem'den be ya. En iyisi Tem'den. Tamam Cuma, tamam.
Babası niye gelmedi? Sana çocuğun babası mı lazım, para mı lazım aslanım? Çocuk nerede? Arabada. Kaya, koçum. Biraz sonra seni evine götüreceğim, hiç merak etme. Önce paraları göreyim. Tamam. Bir kişi gelsin baksın. Çocuğu almadan parayı vermem. Ne bakıyorsun la? Fatura mı keseceksin? Tamamdır. Çocuk gelsin. Çocuğu getir. Gel Kaya, gel. Bırak çocuğu. Bırak çocuğu. Merak etme Kaya. Birazdan eve gideceğiz, tamam? Çok teşekkür ederim abi. Seni çok seviyorum. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Sıyırmış ya. Tamam, bir şey yok. Gel. Ya, ne işin var senin burada Esin ya? Ya özür dilerim. Ben korktum sana bir şey olur diye. Dayanamadım. Ama yani bu böyle halı saha maçı yapar gibi takımı toplamış. Adamlar ateş etti bak. Çocuk var burada ya. Çocuğa gelseydi ya. Çok acıdı mı? Yok. Acımıyor, geçti. Şevkat, geçmiş olsun. Ne oldu ya? Ameliyat yerine mi geldi? Kazım bak, sana burada bir küfür ederim şimdi de. Dua et, çocuk var. Senin yerine ben küfür ederim ya. Bunları var ya. Zümba. Ne yapalım? Hadi hastaneye gidelim. Ya yok, gerek yok ya. Tamam. Ya bir gösterelim işte. Ya yok, bu sıyırık ya. Bıçak kesiği gibi geldi geçti. Ya kurşun olsa gidek de. Sıyırtmış. Madam, bakın size ne aldım. Sürpriz, sürpriz madam. Geliyorum, geliyorum Cevdet Beyciğim. İnanmıyorum. Ah, bu nasıl güzel bir şeydir. Bana aldınız. Almadım madam. Barınaktan sahiplendim. Ne diyorsunuz? Ah, çok iyi etmişsiniz. Barınaktan mı bu köpeği sokağa atmışlar? Sormayın madam, sormayın. Bütün sokaklar böyle terk edilmiş hayvanlarla dolu. Çok iyi etmişsiniz, çok. Keşke herkes sizin gibi olsa. Oh canım benim. Ah, bunun adını ne koysak acaba? Ha? Sekerim. Şeker. Şeker, harika madam. Evet. Çok güzel. Şeker olsun. Çocuk sevmeye benzemez ama bu da can. Kucağımıza alıp severiz değil mi? Sevmez miyiz Cevdet Beyciğim? Sevmez miyiz? Baksanıza ne şeker. Evet, evet, evet. Veterinerin dediğine göre galiba çiftleşme zamanı gelmiş. Öyle mi dersiniz? Size bir sır vereyim mi? Madem siz bu hayvancığı sahiplendirdiniz, ben de buna bir eş bulacağım. Size söz veriyorum. Harika madam. Çok güzel olur. Sana eş bulalım mı? Şeker, sana bir eş geliyor. Müjde. Oh şeker. Korkma koçum. Korkma, geçti artık. Bak, evine gidiyoruz. Annen baban seni bekliyor. Deden seni çok özlemiş. Dört gözlü bekliyor. Deden seni çok seviyor, biliyorsun değil mi? Ama ben çok korkuyorum. Hiç korkmana gerek. Hiç korkma bak. Sen korkusuz maymunun hikayesini biliyor musun? Şimdi bir tane maymun varmış. Bu çok korkusuz bir maymunmuş. Bunun küçük kardeşini timsahlar kaçırmış bir gün. Sonra bu da ağaçta böyle daldan dala atlarken bir bakmış. Ana demiş, benim kardeşim mi demiş aşağıda. Torunum. Oğlum. Çok sağ olun. Sayenizde. Buyurmaz mısınız içeri? Hem dinlenirsiniz, hem kolunuza biraz pansuman falan yaparız. Ha, yok yok. Gerek yok ya. Biz onu hallettik. Şimdi rahatsızlık vermeyelim. Aynen. Rahatsız olmayın siz. Hadi gel. Gel gidelim biz. Gel anneciğim. Gel yavrum. Geçmiş olsun delikanlı. Bir doktor muhtar çağıralım mı? Ha, yok yok, gerek yok ya. Kurşun sıyırmış. Biz hallettik, sağ ol. Bak, sen çok zeki bir adamsın.
Ben zengin bir adamım. Her şeyim var çok şükür. Ama sen bana çok büyük bir iyilik ettin. Ben bu iyiliğin altında kalmak istemiyorum. Dile benden ne dilersen. Sağ olun dayı. Yani sen sağ ol ki torunun seninle büyüsün. Aynen. Babasındansa sen örnek alsın. Bak demiştim zeki bir adamsın diye. Benim çok büyük bir şirketim var. Ben yaşlandım artık. Damadım o şirketin başında. Ya ne güzel işte. Otursun yönetsin hazırdan. Böyle güzel güzel. Hazır kurulu şirketi yönetmek kolay. Sahip olmak mesele. İki yıldır tuhaf şeyler oluyor şirkette. Yani bir dümenler dönüyor, bir dolaplar dönüyor. Ben sana bu konuyu o yüzden açtım. Benim sezgilerim çok kuvvetlidir. Şirkette bir köstebek var. Bu çocuk kaçırma olayı da bence bununla alakalıdır. Ben sana şirkette yüksek bir mevkide yer vereyim. Ev, araba, iş, istediğim imkanı da vereyim. Sen bana şu haini bul. Yok dayı. Ya benim tarzım değil ya. Öyle şirket, mirket falan sağ olasın. Ayrıca benim kendi şirketim var. Dükkanım var benim. Çarşıda bu kahvenin karşısında. Yumurtacım var. Yerimde dur hatta kartımı vereyim sana. Ha sen şey yaparsan falan, yumurtaya falan ihtiyacın olsa çekinmeden arayabilirsin o konuda. Konuşuruz yani. Anladım, anladım. Ama sen gene de bunu bir düşünürüm. Peki tamam işte. Sağ ol. Hadi tekrar geçmiş olsun. Gözünüz aydın. Sağ ol. Az kalsın hastanede söbeleniyordum adostlar. Vallahi çaktırmamak için akla karayı seçtim lan. Neyse ben ufaktan dükkana geçiyorum. La oğlum. Bozkurt seni bu halde görürse tanır la. Nasıl tanıyacak? Gözlüğü, peru, bıyığı çıkardım. Artık ben İsmail'im. Aha, kolun çatlak. Ya ne olacak? Bu adam Süpermen mi? Gözünde röntgen aletim var. Baktığı anda teşhisi koyacak çatlak değil. Duayı rahat bırak. İsmail kardeş. İster inan, ister inanma. Ama bazı insanlarda sende hiç var olmamış olan akıl ve fikir var. Erkan kolunu çatlattı. Ama ne hikmetse İsmail de aynı kolunu çatlattı. Ve Bozkır Bey, bu iki karaktere karşı olan hassasiyetinden kaynaklı durumdan kullanabilir. Yani ne oluyor diyebilir. Bu iki kişi aslında aynı kişi mi diyebilir. İşte o zaman hakkı yutarsın ama ağzından değil İsmail. Vallahi doğru söylüyorsun. Bozkır Baba kesin kullanır. Benim acilen bir çare bulmam lazım. Kolu sakla lan. Güzeli de nereye saklayacağım? Erkan'a sor. O senden akıllı. Hiç işin yok deme la. Boş. Olsun. Bu boşları topla. Ben gidiyorum. Herif tezelerin peşinde dolaşacağım diye başına çorap ördü ya. Çay paralarını alalım beyler. Oldu. No. İyi misin? Şaka yapıyorum kuzum ya. Ya gördün işte sinek ısırığı gibi bir şey ya. Yani öyle doktorluk, hastanelik falan bir durum yok. Hayır sinirlendim. Sinirlendim de ya. Allah'tan o sonunda çocuğu sağ salim ailesine teslim ettik de bitti gitti ya. Çok şükür. Yani de öyle bağırıp çağırmana falan gerek yoktu. Ben de seni merak ettim. Sen benim yerimde olsan öyle oturup bekleyebilir miydin? Kahvede okey oturmazdım herhalde. Tamam işte ben de okey oturmadım. Topladım bütün mahalleyi geldim. Ya işte zaten olay da o. Ya muhtar dahil olmak üzere bütün mahalleyi toplamış gelmişsin ya. Hayır bu hassas bir konu. Orada hani böyle tereyağından kıl çeker gibi böyle hani ince operasyon yani yalnız geldik hesabı falan orada çocuğu kurtaracakken siz bir geldiniz abi sanki Muaç meydan muharebesine çıkar gibi Allah Allah nidalarıyla böyle ortamda tabii ki silah patlar. Tamam özür dilerim. Ya ben öyle etraflıca düşünemedim. Ya çok korktum sana bir şey olur diye. Ben de özür dilerim. Yani bir anda öyle sert çıkıştım. Ya ama ya her gün de öyle kurşun sıyırmıyor bizi. Hoş görürsün. Bu böyle istisna olarak kabul edilsin. Olur mu? Münferit bir olay ya. Ben de kalben yorgun hissediyorum kendimi. Sen de istisnai olarak kabul et. Yani o kadar çok şey oldu ki son günlerde üst üste ben... ya boğuluyorum sanki buralarda. Ben bir yukarı çıkıp dinleneceğim evde. Sonra da galeriye giderim. Çarşıda görüşürüz olur mu? Olur.
gözlüğün falan her şey var. İstersen ararsın. Tamam. Olur, olur. Bana mı bozuldu ki bu kız ya? Sapalta. Oğlum bu kıyafet ne ya? Sen ne ayaksın oğlum? Ne varmış kıyafetimde? Oğlum sen Meksikalı mısın? Niye böyle dolaşıyorsun? Ne olacak yani? Herkes ole diyor, İspanyol muyuz biz? Ya da misal türbinlerde Meksika dalgası yapan insanlar Meksikalı olmak zorunda mı? Allah'ım ver bak kız Allah'ım. Sen akıl fikir ihsan eylesin ya. Oğlum ne kadar zibidilik varsa sende. Bir dakika, bir dakika. Herkes kovboy gibi kot pantol giyince zibidi olmuyor. Ben pançomla sombreromu giyince zibidi oluyorum he. Yaftalamak hiç yakışmıyor bozgır baba. Zarfa değil, mazrufa bakacaksın. Oğlum sen ne ayaksın, ben bir türlü çözemedim. Yürü git lan içine. Benden uzak ol. Meksika'ya yakın, Meksika'ya. İyi. Ben o şekilde yapayım o zaman. Ama kaç la? Ya bu Esin mahallede boğuluyorum derken ne demek istedi acaba ya? Yani çok mu sıktık acaba biz bu kızı? He? Ya da ne bileyim, ya bizim mahalle fazla mı geldi kız acaba? Ya da böyle biz de şimdi devamlı aksiyon oluyor, ah! Ya sürekli aksiyon halindeyiz ya mahallede. Hani kız ne bileyim bu kadar aksiyon fazla mı geldi kıza ya? He? Ya bir şey de! Anlatıyorum ben sana burada deli gibi ya. Biri gizlese vallahi bu herif deli herhalde diyecek. Ben tek... Bir şey yiyeceğim mi? He? Arpa marpa getireyim mi? Darı marı. Neyse ben getireyim de sen yemezsen dur. Hadi bak. Meczup demek, cezbeh kapılmış demek. Siz de biliyorsunuz. Aşkta divane olmak çok yüce bir mertebedir. İsmail kardeş de bizim mahallemizin divanesidir. Bakın. Çocuk böyle giderse meczup olacak. Sadece tertemiz bir kalple sevenler bu hale gelebilir Bozkır Bey. Zehir gibi çocuk da seni görünce şapşallaşıyor, 3,5 atıyor. Mat etmiş aşması. Yani sebep benim. Ya ben göz göre göre bir Kasparov'u gözden çıkarıyorum. Yani bir Kasparov değil. Ya bir Alex de değil ama çocuk çok iyi bir çocuk. Bak Avrupa'da bile böylesi kalmadı. Yani nesilleri tükendi, iyilik meleği. Sen kıymetini bilmiyorsun çocuğun. Bu. İyilik meleği. Evet, aynen öyle. Lan bu iyilik meleği bana ne çakma zapata gibi gözüküyor? Meksika biberi lan bu. Gracias muchachos amigos. Baltalı ilah Zagor Tengay'ı gönülden sevenlere selam olsun. Lan Tıfıl Çiko, sana iyilik meleği diyorlar. Madem iyilik meleğisin bak, kadını eşya taşıyor. Git yardım etsene. Ben çatlak kolla nasıl taşıyayım la o eşyaları? Yandım anam. Çok haklısınız Bozgır Baba fakat benim kıyafetim müsait değil. Şimdi bana İsmail uç deseniz ben bu pançolanın iki fıtı fıtı kanat çırpar uçarım. Ama eşyayı taşırken eşyaya dolanır bu düşerim. Çıkar üstündekini o zaman. Olmaz. Zaten inceden terledim. Çıkarırsam yel alırım. Benim hastalığım aşırı pistir. Belimi doğrultamam sonra. Hem bu abla her gün bu yükün en az iki katını taşıyor. Alışkın, idmanlı. Şimdi ben... Hiç düzenini, rutinini bozmayayım ablanın. Zibidi. Ulan çakma zapata. Sen tırt bir adamsın oğlum. Bu mu lan sizin iyilik meleği dediğiniz adam? Gire. Ne yapıyorsun sen? Nasıl? İyilik meleği nereden aklına geldi? Bu kadar büyük atılır mı? Bitirdin adam. Topa girmemişim ya. Direkt bitirici vuruşu yapmışım. Ya bitirici vuruş ne değil ya? Ağları yıktın, 90'a taktın ya. Dolu kardeşim, dolu. Allah Allah, şoförün yanında biri varsa taksi dolu demektir. Bunu bilmiyorsunuz mu yani? Allah Allah. Bahar. Ulan yürü, yürü, yürü. Bahar dalım. Gonca gülüm. Kurban olurum, nereye böyle ya? Gel bizi götürelim. İstemez, iki adım yer. Kızım. Ulan yürü. İsterse çeyrek adım olsun. Hiç önemli değil. Gel ya. Bu Cemal senin özel şoförün değil mi kardeşim? Sen nereye istiyorsan oraya seni götürsün ya. Aynen yenge. Nereden yengeli oluyorum ben senin? Lan git ya. Ya Bahar Dalım,
Niye kızıyorsun? Yenge diyecek tabii. Ne diyebilir ki bu adam ya? Yani yenge diyecek tabii sana ya. Yani şimdi ben başkan öyle deyince hani ben sizi yenge bildim. Hani bu kendi kendine gelin güvey oluyorsa onu da bilelim ha. Kusura bakma, bu kadar güzel bir kadın senin gibi bir tipsize nasıl bakıyor zaten onu ben anlayamadım. Bir daha adımı ağzını bile alma. Böyle tezlekleri de bana ayak bağı yapma. Haşat ederim seni! Duydun mu lan? Kelimeyi duydun mu? Ne dediğini duydun mu? İyi tut hakkın doğru. Bahar, Bahar. Kurban olayım. Sana buradan uzman sorusu gelecek lan. Bahar, teknik bir arızadan dolayı gerçekten çok özür diliyorum. Şu herif su kaynattı. O yüzden böyle bir problem çıktı. Zaten iki adım yolun varmış. En iyisi sen yoluna devam et. Çünkü yürümek zaten çok sağlıklı, güzel bir şey biliyor musun? Biz detayları sonra konuşuruz seninle, tamam mı? Güzel. Kes sesini Şefik. Kes. Ya yanım benim ya. Ne dedi lan? O kelime neydi? Bana söyler misin onu? Bu hashtag falan var ya internette, öyle bir şeydi galiba. Hani bu Afrikalı kadınlar tarlalardan bir şeyler topluyor ya sezonluk. Haşat. Sen bu kelimenin anlamını biliyor musun? Başkan benim Türkçe bazen gırtlaşıyor. Hani ben bir ara Rusya vizeyi kaldırdı da ben oradan girdim, vizeyi patlattım, geri çıktım ya. Rusya tabağın yaptı. Türkçe geriledi. Ben de bilmiyorum. Açıkçası Rusçası da Türkçesi de haşat ne demek? Hiçbir fikrim yok. Ama fiziki olarak sana bunu gösterebilirim. Bana. Gerizekalı. Başkan. Nasıl, ne demek lan o? Başkan. Yengenin yanında çiksiz ne demek? Dur, bacaklarım kaynadı. Tamam, vurma başkan. Ben orada hani böyle bir aile ortamı, hani yengemiz falan filan, bir objektif olma adına demiştim böyle bir şeyi. Olma lan objektif. Gerizekalı. Sen şu aynaya baktın mı? Şu surata baktın mı? Pis. Ezik. Burada duracaksın. Alevler gelmeye başladı. Başkan. Benim Türkçem Türkçem gıttır ama ben bu ezik lafını acayip vururum. Seni de buradan bir kurarım, aya kadar uçarsın, omurganı sökerim başkan. Anlaştık mı bu konuda? O kelimeyi unutuyoruz, tamam mı başkan? Başkan, duyamıyorum. Lan ezik dedik, ne dedik oğlum? Duyamıyorum. Yolla, yolla, yolla. Aa, Okan sarı sekiz. Bunu alırsa... Gel, gel mi yaptın lan bana? Ahin. Ah. Esin de fena gol yedi ha, ters köşeden. Şevkat'e yardım etmeye gitti. Fırça yedi orada kızcağız. Hey, yer tabii. O da burnunu sokmasın her şeye. Deli gibi açık da ondan. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Akıllı bir hareket beklenemez. Al bakayım. Onu almam, ortadan çekerim. Yani sen de böyle hep akıllı biri gibi görünmeye çalışırsın ama hep alttan alta deliliği översin ha Niko. Hayat zıttıyla daimdir Seval. Onlar zıt karakterler, o yüzden bir olmak zorundalar. O ne be ya? Gurmelerden mekan tavsiyeleri. Vay vay vay. Vallahi bu gurmelik harika meslek. Hem yiyorsun, içiyorsun, hem de üstüne para kazanıyorsun. Biz ne yapıyoruz? Aç karnımızı doyuracağız diye tesisat peşinde koşuyoruz. Ah ah! Ay kafam... Vallahi. Yok, olmadı. Ben internette gördüm zaten. Böyle kurguluyorlar falan güzel güzel. Akşama kadar yemek yiyorlar. Löp löp löpürdetiyorlar yemekleri vallahi. Harbim be ya. Vallahi ben de bu kese aşkı olmasa 2 gram durmam hamamda. Lokanta lokanta gezerim. Lüp 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 dedirim. Öyle bir zaman ya. Santim durmam diyorsun yani. Ben de durmam be ya. Mantıklı bir iş. Bakalım yok bakalım işte yani. Şevkat! Gel gel. Ne var? Kardeşim kolun nasıl oldu? Ha, yok bir şey yok ya, sağ olasın. Bak bir şey lazım olursa hamamdan alım getireyim. Evet, sağ olasın. Kolun iyi de suratın sirke satıyor. Hayırdır, canımı sıkmakam senin? Ya yok. Ya Esin işte mahallede boğuluyorum falan filan dedi de ona biraz canım. Neyse bir şey yapayım. Yani bir şey söyleyeceğim, kızma Şevkat ama. Ya sen neyine güvenip sevdin o kıza? O külüstür evde başına neler geldi, az daha yanıp gidecek de. Yani sattığın yumurtalarla villalarda oturtmayacaksın herhalde kızım. Kızım, bir kere o evde doğmuş, tamam mı? Tamam, o evde doğmuş olabilir ama Fransa'da doğmuş. Ayrıca sosyete hayatını da dibine vurmuş kız ha. Aa, doğru be ya, Seval haklı valla. Kız nerede doğdu, nerede doğdu önemli değil yani. Kız evrensel bir kız, sanatçı yani. Ona ülke mi yok? Babası da zengin, basar gider ha. Sağ ol la Cuma. Valla çok moral verdin, Allah razı olsun ya. Öyle ama dost, acı söyler be. Şevkat, masallarda fakir genç prensesi kaçırır. Ama biz masalın sonunu bilmeyiz. Orada masal biter. Ya öf, tamam her Niko ya. Okey, işte bu iş biter, bu kadar be. Hayır, hayır, hayır. Hayatta takacağım. Hayatta takacağım. Ya bir dakika.
taşçı oluyor. Kim hayatta ben kim olur mu ben? Taş çalar mıyım ben? Cuma hasta hayatta taş çalmaz. Sizin gibi çaylakları okey atamayacak kadar aciz miyim ben be ya? Yok, hayır. Çalmam. Bana bak, hem taş çalıyor hem çayların parasını ödemiyor. Öde lan çayların parasını. Kim para ödüyor ki ben de çayların parasını ödeyeceğim be ya? Bana. Bana bakın lan. Hep böyle hile, hurda, kavga numaralıyla kaçıp çay parası ödemeden gitmeye çalışıyorsunuz. Çok haklısın. O çayların parası ödenecek. Yoksa hop, muhtar bende neyin kalır? Ödeyin lan çayları. Vallahi kendisi devlet memuru sayılır. Yarı suça girer bu, haberin olsun vallahi. Ben anlamam devlet memuru. Ödenecek o çayların parası. Muhtarı bırak beni al, muhtarı bırak beni al. Tamam, beni al, beni al. İyi, hepsini al, beni bırak. Beni al, onları bırak. Neyse ne ya. Seni ne yapacağım be kurt? Ah Temo. Paralar, çay paraları. Bu ne ya? Bu ne gürültü? İlhan Pirisi olsam ben de gelmem vallahi bana. Gizem ne yapıyorsun? Masaja mı gidiyorsunuz? Ben de geleceğim ya, çok sıkıldım burada. Tamam, ben size yetişirim. Tamam, hadi görüşürüz, bay. Ben. Kutu buldum lan seni, görsen çok iyi. Bir dakika. Alo. Neredesin lan sen? Şeydeyim ya. Tamam. Yumurtaları bırakıp geliyorum hemen usta. Lan tamam tamam. Tamam oğlum, kızmayacağım. Bir şey olmuyor. Bir şey soracağım sana şimdi, ben dinle. Ya şimdi... bu yanısın değil mi lan, yanında kimse yok? Hı hı. Seni bir yere götürmeyeyim de. Nereye götürsem? Ne, aklına bir yer geliyor mu senin? Tepe Gözlüğü'ne götürürüz usta. Hem iki adımlık yer hem de manzarası güzel yani. Güzel mekan. Valla doğru dedin ya. Aferin lan. Tamam. Haydi bak, bana bak. Aytarma çabuk gel dükkana. Tamam usta. Şey, hadi gel şöyle güzel bir yerlere gidelim, gezelim seninle. Gideceğimiz yerde masaj ve spa var mı? Yani bizim burada Kazım var ama o da adamın ilini kemiğini kırmadan bırakmıyor ya. O zaman ben gelemem. Kızlarla güzellik salonunda buluşacağız. Hadi görüşürüz. Hayda. Güzeldin zaten. Şimdi ben ne yapacağım bu kolla? Çok basit İsmail. Eğer Bozkır Bey senin kaza geçirdiğini ve kolunu kırdığını kendi gözleriyle görürse Erkan olduğunu düşünmez. Peki nasıl olacak o iş? Bir kaza tasarlayacağız. Kazım buradan yoldan arabayla geçecek. Sen onu görünce önüne atlayacaksın ama o sana çarpmadan fren yapacak. Sen kendin arabaya çarptırıp yere düşüp kolum kırdı diye bağıracaksın. Süper fikre. Zehirsin muhtar, vallahi zehirsin. Ya ne zehri İsmail, fare zehri ya. Kaza maza olmaz öyle, kaza olmaz. Benim başka bir fikrim var. Sen şimdi bizim hamama gel. Hamamın üst kat penceresinin kenarında ciyak ciyak bağırmaya başla böyle. Ah! Oh! Diye inim inim inle. Sonra mahalleli tabii sana soracak, İsmail ne oldu diye. Sen de Kazım masaj yaparken kolumu kırdı dersin. Herkes de inanır. İnanmaz mı? Şevkat, nereye gidiyorsun? Hiç, turlayacağım biraz. Niye sordun? Ben de geleyim. Olmaz kızım, ben yalnız başıma gezeceğim. Bak, Şevkat, ben seni iyi tanıyorum. Yani derdini de biliyorum. Sen bu esini seviyorsun ama bocalıyorsun. Yani ne yapman gerektiğini bir ben biliyorum. Zaten başkası da söylemezsin. Ne yapmam gerekiyormuş? Hadi istersen yolda anlatayım. Hadi. Yok, ya or... Ya hadi! Keklik düz ovaya indi. Avlayalım. Anlaşıldı. Kanadını kanadına bağlayalım. Geliyorum. Allah Allah. Aa!
adam bir anda karşımıza çıktı. İsmail, lan. Mahalleyi kurşun mu döktürsek ne yapsak? Bu kaçıncı lan? Kardeş, iyi misin? Ne oldu lan? Bir şey var mı lan bunun? Ya... Bir şey olmaz lan. Buna bir şey olmaz ya. Erim. İsmail, iyi misin? Döşeşik oğlumda gitti ya lan. Lan oğlum, böyle plan mı yapılır ya? Ay oğlum. İsmail, marş. Bas. Basmadı, marş basma. Aa, neden anlamadım marş basmayınca? Sana ne oldu İsmail böyle? Benim arabanın marşı. Öteki kolumda gitti lan. Vallahi sen hamama gelseydin mis gibi olurdu bu işte. Sen Nikon'un aklına uyduğun için böyle de yatarsın burada mal gibi. Konuşuyorum değil mi hala? Konuşuyorum değil mi hala? Oo, kulunçların sesini buradan duyuyorum Esin. Bunların hepsi sesler, hep. Ay abartma senin. Biraz gerginim bu ara o kadar. Niye gerginsin ki? Ya senin mahalle hayatı mı yordu Esin? Ha? Kalabalık, her gün ayrı bir olay. Yok ya. Mahalleyi, devimi de çok seviyorum. Ben oradaki insanların sıcaklığı, dostluğu bana çok iyi geliyor. Değil mi? Dahası ne o zaman? Vallahi ben de bilmiyorum dahası ne. Sanki bir şeyler eskisi gibi değil gibi geliyor. Bir içim daralıyor. Acaba bu daralmalarının sebebi bir ay önce ortaya çıkan biri olabilir mi? Esin senin hayatını bocalıyorsa sen onun hayatına gir. Ya zengin hayatına. Öf, ne yapayım ya Seval? He? Yumurta yazan mı yapayım? Ya da ne bileyim şey mi yapayım? Zincir dükkan mı açayım? Yumurta sarayı falan mı yapayım? Laf. Böyle söyleyeceğini biliyordum Şevkat. Yani şimdi eski defterleri açmayayım, açmayayım diyorum ama... zamanında bana da böyle söyledin. Amcam sana şirket kurayım dedi, kabul etmedin. Beni kaybettin. Tabii sonra ben pişman oldum, o ayrı. Ben de sana dönmek istedim ama izim olmadı yani. Ya kızım sen bana ne anlatıyorsun Allah'ını seversen ya? Dert mi dökün, dert babası mıyım ben? Git Niko'ya anlat bunları. Ya diyeceğim o ki ben hiç ait olmadığım bir hayata heveslendim ve boyumun ölçüsünü aldım işte yani. Hiç mutlu etmedi o hayat beni. Şimdi Esin de tersine aynı durumda. O da bizim hayatımıza hevesleniyor ama bu hayat onu mutlu etmez yani. İyi. Gideyim o zaman ben şey yapayım, resim kursuna yazılayım belediyenin. Resme başlayayım, oradan da Paris'e gideyim. Ha öyle yap Şevkat. Allah'ım yarabbim ya. Ya o amcanın teklifi hala geçerli değil mi? Tamam işte. Ya bu zengin olmak için çırpınıp duran, her yola başvuran insanların hepsi mi salak yani? Niye kendine bir şans vermiyorsun? Bu muydu yani söyleyeceğin? Kızım aradan kaç yıl geçmiş, sen hala aynı şeyleri söylüyorsun, yerinde sayıyorsun ya. Zaten... ölümlüdün ya. Evet, tam da bu Şevkat. Tam da bu yüzden söylüyorum. Benim günlerim sayılı. Yani inan ki senin mutluluğun için söylüyorum ya. Yakında ölecek bir kadın söylüyor sana bunları. Başkası da söylemez ha. Bak, hayat sana bir şans vermiş. Tamam mı? Seni de buna zorluyor. Yani sen değiştir bu kafayı ya. Fanfanlar, artık sahibim var. Yiyelim be ya. Artık fanfanlarım tıklayacak beni, haberiniz olsun. Siz de takipleyin bakalım beni. Şahtın şahbaz oluncuma. Ne var be? Hiç anlamıyorsun sen bu sosyal işlerden ha. Yiyelim be ya diye hesap açıp bunun olunuyorsa biz de açalım. Uçalım be ya. Astronot olalım anasını satayım. Uçacaksın da acaba hangi füze seni aya çakıracak? Hangi bu kiloyla? Hiçbir yere gidemez. Norveç fıçısı. Ana İsmail, ne oldu sana bakalım? Mahalleyi boş bırakmaya gelmiyor. Ne oldu oğlum senin kollarına bakalım? Bir saniye usta, seninle işim yok. Sükut et. Şu beni koyduğun hallere bak muhtar. Yaktın beni, yaktın. Şimdi ne yapacağım ben bu halde? Çok basit İsmail. Erkan olarak Bozkır Bey'i arayacaksın. Benim acilen Karadeniz'e gitmem gerek, bir hafta sonra döneceğim diyeceksin. Bu arada kolun iyileşir ve sırrın ortaya çıkmaz. Nasıl fikir? Bravo valla, benim bile aklıma gelmez bu Niko be. Bir saniye usta, senin işim yok.
Ulan öteki kolum da senin yüzünden kırıldı. Hala utanmadan bana akıl mı veriyorsun? Senden akıl almaya değil, hesap sormaya geldim muhtar. Gırtlağına çökeceğim. İsmail. İki kolunda kırık. Nasıl çekeceksin gırtlağıma? Olsun. Ben de ısırırım. Yek! Ay İsmail! Uçup! Yapma da yetiştireyim ben İsmail. Agresifmiş de lan bu. Ulan iyi ki kızı bundan uzaklaştırdım ben ya. Sapık zibidi. Bakalım kaç tane fanfonumuz olmuş. Bırak git ben olayım, bırak sensiz dolayım. Dökülsün senden ne varsa. Kimler geldi, neler geçti. Bir senden çıkamadım, gel kurtar beni. Kendimden gidemedim, git kurtar beni. Yıllar geçti ömrümden, aşklar geçti gönlümden. Eskittim ben de kendimi. Kendin gidersin diye bir sen kaldın içimde. Git kurtar beni, kendini de. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Cuma'cığım çok teşekkürler. Estağfurullah, siz varsanız var burası, siz yoksanız yok, öyle değil mi Üstad? Bak, bak ya bak. Üstad, bir istek kabul ediyor musunuz? Yazmamış şeylerimiz var mı? Yani sanatçı özgürdür burada. Tamam, bir tane söyle. Buyur, benim o zaman. Sen müşteriler bak Evran. Bak sana bak. Ben. Vardım Hinten'ine, kumaş getirdim. Vardım Hinten'ine, kumaş getirdim. Açtım bedestanı, sattım oturdum. Sen benim başıma neler getirdin? Ben senin derdini çekemem gönlüm. Ben senin derdini çekemem gönlüm. Ben senin kahrını çekemem gönlüm. Ben senin kahrını çekemem. Niko. Hı. O kızlar, hayırdır? Ben siz o mahalleden hiç çıkmıyorsunuz sanıyordum. Ne oldu? Sıkıldınız mı yoksa? Seni görmedikçe sıkılmıyoruz Bora. Sen ne kadar utanmaz bir insansın ya. Benim utanacak bir şeyim yok kızım. Sevgilim güzel. Zevklerimiz aynı. Hayat bana güzel ya. Sen bence kendine bak. Nesi var ya? Kenar mahalle dilberlerinden bile daha güzel. Neden en güzel bebekler güler biliyor musunuz? Çünkü gülmek masum insanlara yakışır. Size hiç yakışmıyor. Sevkat, bu sefer ne üstünden anlatacaksın hikayeyi? X kişisi, Y kişisi, tavuklar, arkadaşlar hangisi? Yok, bu sefer direkt ben dalacağım. Dert benim, mevzudayız. Ayının 40 türküsü var. 40'ı da ceviz üstüne. Seval, siz
Sen neyin peşindesin ben anlamıyorum. Yani önce ayırmaya çalışıyordun, şimdi tersine mi çalışıyorsun? Kızım ince işler bunlar, sen anlamazsın. Şevkat bu mahallede tadından yenmeyen bir adam. O jantilerin arasına girince böyle tadı kaçmış sakıza döner o. Esin bu Şevkat'ı sevdi. Öbür janti davranan Şevkat'tan nefret eder o. Bak gör. Aferin kız. Kuş yuvada duyduğunu öter. Esin bizim mahallemizin kızı, kabul. Ama gümüş kaşıkla büyümüş. Parlak bir hayatı var. Bizim mahalleye de taşınsa, sanat galerisi de açsa bu ona yetmeyebilir Şevkat. Bunu göze alma gerek. Ha. Ya bir B planım olmalı mı sence? B planı? Ne planı? Şevkat sen ne zaman plan yaptın da A planın var mıydı da B planın olsun ha? Oho, sen dünyada haberin yok lan. Benim her zaman A ve B planım vardır oğlum. Hı. A planı deplasmana gitmek, B planı maçı kahvede seyretmek. Ama şimdi burada durum biraz farklı. Yani ben diyorum ki B planı olaraktan deplasmana mı gitsem? Yani bu zenginlik nasıl bir şeydir? Zengin hayatı nedir? Ne bileyim ben ayak uydurabileceğim mi? Esin bu duruma nasıl bir tepki verecek? Yani bunlara bir baksam mı ya? Şevkat nasıl olacak o iş? Bir Ali Koç'a bakıp çıkacağım mı diyeceksin? He Niko. Bir Ali Koç'a bakıp çıkacağım diyeyim. Laf ama espriden öldüm. Moray'la karşılaşmamız dışında çok keyifli bir geceydi kızlar. İyi ki buluştuk. Hatta ben bu gece bazı kararlar aldım. Ay karar mı? Ay sen karar aldığın zaman her şey daha da bir karışıyor. Acaba akışına mı bıraksan karar falan almasan? He? Tam da böyle bir karar aldım. Akışına bırakmaya karar verdim. Ya bu Seval geldiğinden beri Şevkat'ın sürekli huzurunu kaçırıyorum. E benim huzurum da kaçıyor. Ama artık yapmayacağım. Hatta o ne isterse onu yapacağım. Bir de böyle deneyelim bakalım. Madem böyle bir teklif aldın, ben olsam hiç düşünmeden kabul ederdim. Sen olsan tabii ki düşünmeden kabul ederdin oğlum. Cimri adam parayı sever, balıklamadan adam. Hiç alakası yok parayla. Bir... Ya bak başladın ya. Dinle, dinle. Sen karşılık beklemeden bir iyilik yaptın. Bunun ödülünü mutlaka alacaksın Şevkat, mutlaka. İki, sadece merak. Merak. Ya Şevkat hiç mi merak etmiyorsun? Bu zenginler nasıl yaşar? Ne yapar, ne ederler? Ha? Ben neyi kafadan reddediyorum diye hiç düşünmüyor musun? Lan mevzuya çok farklı bir yerden daldın ha. Ya bak, ben hiç böyle düşünmemiştim. Tabii. Mantıklı. Belki de zenginlik hiç öyle bizim hayal ettiğimiz gibi bir şey değildir. Belki de çok başka bir şeydir yani. Belki de hiç bizim hayal ettiğimiz gibi bir şey değil yani. Neden olmasın? Tabii ki. Bayağı bilemiyoruz tabii. Bence bir düşün. Her şey bu değil. Ya ne bileyim oğlum ya. Bana yine de böyle hani üzerine üç beden büyük gelmiş şekeri giymiş gibi olur gibi geliyor yani öyle. Yani öyle olurmuş gibi geliyor bana öyle. Ha düşünsene ya kocaman ceketi giyiyorsun, kollar burada falan sarkıyor. Ya öyle gibi hani ceket şeysinde. Efendim? Alo. Dayı iyi akşamlar. Ya bu senin şirketteki köstebek olayını ben düşündüm. Tamam ben var mı o işe? İyi iyi güzel. Ya bana da senin gibi böyle sağlam bir adam lazımdı Şevkat Bey. Eyvallah eyvallah tamam. O iş bende. Yani maksat senin işin görürsün. Ben de bu vesileyle şöyle zengin hayatı nasıl yaşanırmış bir deney gözlem yoluyla tecrübe etmiş olurum artık. Öyle yani onu söylemek için aradıydım. Rahatsız ettim kusura bakma. İyi akşamlar. Nasıl istersen öyle olsun. Bana gel konuşalım. Tamam o zaman sabah şey yaparız. Konuşuruz tamam. Hadi iyi akşamlar. Kapandı mı bu ya?
İksan mıydı? Neydi onun adı be ya? Bana şöyle güzel bir latte ver, bir de yanında kek ver bakalım, tadına bakacağım. Parasını verecek misin? Ne demek parasını verecek misin? Önce tadına bakacağım. Bakalım latte güzel mi, kek nasıl, harika mı, değil mi? Ona göre artık düşüneceğim. Ne düşüneceğim be ya, biliyor musunuz? Yemin ederim sizi bu basit çay ocağından sosyetenin kampüsüne çevireceğim buraları. Haberiniz yok. Hala para peşinde koşuyorsunuz öyle 3-5'in hesabı. Cuma kardeşim, bu dükkanda vaat değil, para geçiyor. Benim sözüm altındır be ya, hem de som altın. Sen bu dükkanı somon altına çevireceğim diyorum sana. Sen hala inanmıyorsun bana ama. Yürü git lan beleşçi. Sana yağmurlu havada su bile vermem ben. Usta, ama bu kek kurumuş. İstesen verak. Şimdi şöyle Cuma kardeşim. Eğer latte'nin parasını verirsen, şurada görmüş olduğun keki sana bedavaya veririm. Hem böyle latte'nin içine bandıra bandıra yumuşata yumuşata yersin. Bek güleceğinize tamam mı ya? Allah Allah, parasıyla değil mi? Bizi mi korkutuyorsun parayla? Ver bakalım oradan sen. O zaman tamam, latte'yi ver, pastayı da ver. Al parasıyla daha fazla konuşma. Sonra ayaklarıma kapanacaksın. Yemin ederim Cuma hasta diyeceksin. Ne olursun özür dilerim ama kaprisin büyük olacak sana karşı, haberin olsun ha. İç yani. Su içmem, su. Elinden böyle. Ben havaya su içmem. Göreceksin sen. Bu ne be? Üf. Hande o. Mahalleye kocaman geldi lan. Esin. Galeriye kocaman geldi. Ulan kim bu hatunlar? Merhaba. Sizi götürmeye geldik. Nereye? Holding'e. Herkes sizi bekliyor. Kesin adresi karıştırdı. Adres soruyor Şevkat'a. Yok oğlum ya. Bunlar pahalı aletler. Bunda navigasyon vardır. Ya navigasyon arabayı Şevkat'in dükkana mı getirir? Bu kesin Şevkat sosyeteye yumurta satmaya başladı. Kokusu latte kokusu. Tadı latte tadı da latte tadı ama yani böyle amçağında bir tat değil yani. Bunu herkes yapabilir. Evinde makinesi olan, böyle 3-5 bilgisi olan herkes bunu yapabilir. Kendisi acemi şansı olanlar hatta bence kıvamı da tutturabilirler. Ne yapıyorsun lan sen? Hiç bu senin aklını aşar. Şu anda Cuma Usta adresiyle bütün dünyaya canlı yayında hizmette. Şu adresinden dünya takip edecek beni. Milyonlara sesleneceğim. Heyecanlıyım şu anda. Dur, konsantrasyonu bozmayın. Tabii tabii. Dünya izler. Bizim İhson da Mars'a şube açar. O da oradan izler. Telefon çekilse ben her türlü izlerim. Yalnız şebeke var mı orada, baz istasyonu falan? Efendim şu anda Mars'ta baz istasyonu kurmak için adaylığımı sunuyorum. Oraya ilk baz istasyonunu ben kuracağım. Tamam ben bir iki dakika söylemez miyim bir şey yapayım. Bizim bu Kamil Bey bana şirketinde bir iş teklif etti. Ya bayağı önemli bir iş yani, özel görev gibi bir şey yani. Aslında geçici bir iş ama yani bayağı mühim bir iş yani. Ha hoş, hani bu plaza milaza ortamları beni biraz sıkar gerçi. Ama ne yalan söyleyeyim, parası da çok iyi yani. Hani o yüzden ben de bir ortamlara bir gireyim çıkayım diyorum. Bakarsın zengin hayatı beni cezbeder. Şaka yapıyorsun değil mi? Yok gayet Şenol Güneş kadar ciddiyim yani. Niye öyle hemen kabul ettin ki? Sen mutlu olmazsın öyle bir işte. Ya şimdi Esin, bu kadar güzel bir muz orta gelmişken bunu benim 90'a çakmamam biraz yazık olurdu. O yüzden. İyi, sen bilirsin. De bence bir haftadan fazla dayanamazsın sen. Ama istiyorsan tabii ki ben destek olurum sana. Vallahi çok iyi olur. Yani senin desteğine bayağı ihtiyacım var. Özellikle de bu hani kılık kıyafet konusunda falan şimdi. Hani nasıl giyinmek lazım, ne şekil giyinmek lazım? Mesela bu hani kısa dar paça pantolonlardan çorapsız giymek zorunda mıyım Sel? Hani onun gibi. Tabii ki öyle bir zorunluluk yok da yani. Böyle biraz hani başka bir renk de giyebilirsin sadece siyah beyaz dışında. O kadar mı ya? Peki madem o zaman ne zaman yaparız bu işleri ya? Acil mi? Ya acilmiş. Ya, kadın öyle dedi ya. Herkes dedi seni bekliyor dedi işte dört gözle bekliyorlar falan filan deyince. Şey tamam, benim çok işim yok zaten galeride. Gidelim o zaman hemen. Vallahi çok iyi olur ya. Biz de şey yapabiliriz. Bir gidip gelelim biz. Şevkat ne oluyor? Kazım, biz Şevkat'le bir yere gidip geleceğiz. Galeriye bakar mısın? Tamam, bakarız, bakarız, bakarız ya. Tabii bakarız. Bedi Baykan benim halamın oğluydu oğlum.
Hani bu da latte'nin yanında pasta olarak verdikleri kek kıvamında bir şey. Şimdi biz de kıvam kontrolünü yapacağız. Cilalı, ver bakalım. Lezzetin efendisi geçen cuma ustam. Buyur üstadım. Estağfurullah, ne demek efendim. Bu da boyacının az kullanılmış süngeri efendim. Şimdi kıvam kontrolü yapıyoruz. Tut bakalım şunu. Gel şöyle. Beni tam böyle şey yap. Böyle ortalığına. Evet. Şimdi iki işaret parmağımıza aynı anda bir süngere bir de keke yapıyoruz. Buyurun. Hangisi içe çöküyor? Tabii ki boyacının süngeri. Kıvam olarak biraz kıvamı kaçırmışsınız. Sert, çok sert. Lan yürü git. Başımıza gurme kesildin bir de be. Allah Allah. Ne konuşuyorsun lan? Verdik paranı, sus işte. Tamam mı? Allah Allah. İşime karışma lütfen yani. Lezzet konusunda çok özür diliyorum. Lezzet konusunda şimdi bakacağız. Ama kıvam konusunda eksi sıfırlardasınız. Şimdi de lezzete geçiyoruz efendim. Bakın Cilalı Bey, şunun tadına. Kurtlu lan bu. Kurtlu tabii be ya. En kuru en kurtlu. Yoksa onun tadına ben bakardım zaten be ya. Lezzet onayı veriyoruz. Şimdi de efendim boyacının süngerinin tadına bakıyoruz. Bence daha kıvamlı. Daha kolay kopuyor. Bunu yiyin. Bunu yiyin, onu yemeyin yani. Yemeyin, onu yemeyin. Bana bak lan. Kalk git buradan. Ne oluyor? Elini ayağını kırarım seni. Yürü. Efendim lütfen. Lütfen her şeyi yiyin. Tek bir tokat yiyin ama kazık yemeyin. Lütfen kazık yemeyin yani. Bunun parasını verdim, içerim sonuna kadar. Bu olmaz kızdır bu. Bu... Bu erkektir. Kaçmış numarası? 367. Alo. Beyefendiciğim iyi günler. Bakınız ben kızıma es arıyorum. Belli ki siz de oğlunuza es arıyorsunuz. Diyorum ki bunları bir birleştirsek. Çünkü ilanınızda gördüm. Ya sormayın, sormayın. Benim kızım yavru istiyor. Evet, çok huysuzlanıyor, çok. Hani belli kızışmıştır. Tamam, ben sizi buraya bekliyorum. Siz geliniz. Hemen ben konum atacağım size. Adresi de yazacağım alta. Tamam efendim. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler. Oh. Ay, bu da oldu. Çok şükür. Kırmızı etler, burgerler, beyaz etler, pizzalar, deniz mahsulleri. Bir ben yokum oğlum. Her şey var lan burada. Nasıl bir şey lan bu? Bana deniz mahsulleri getir oğlum. Denizden babam çıksa yerim. Ne varsa getir. Hay Cemal. Konuş, konuş ama saçma konuşma, kurban olayım ya. Başkan, sana bir iyi, bir tane de kötü haberim var. Hangisini önce söyleyeyim? Öncelik kötünü. Çünkü ben Şefik, özü kötü. Önce kötüyü söyle oğlum. Ya başkan, senin bu kaynanan galiba yengeyi başkasına veriyor. Telefonda konuşurlarken duydum lan. What? Ne? Asla izin veremem buna. Asla. Marika. Bana bunu nasıl yaparsın Marika? Olmamalı bu. Herif kim lan? Vallahi kim olduğunu bilmiyorum. Telefonda konuşuyorlardı. Dünürüyle pazarlık yapıyordu. Akşam istemeye mi geleceklermiş? Ne yapacaklarmış bilmiyorum. O kadarını anlayabildim. Gelebilirler kaldım. Gelebilirler. Gelsinler. Gelecekleri varsa görecekleri benim. Gelebilirler. Ama kızı isteyemezler. Çünkü ben kapıda nöbet tutarım. O herif geldiği zaman o herifin kafasına bir güzel... Yine vurdun aksiyon sesini. Vallahi bu senin problemin. Aşkından orası burası kabaran sensin. Senin bileceğin iş. Ben karışmam o işe. Aşığım tabii lan. Aşık olan benim. Aşığım! Kimseye yar etmem lan bağırın. Bekle orada beni. İyi haber ne lan? Ha başkan. Ya bir şey diyeceğim de kızmayacağım. Yenge çok pis kızışmış başkan. Kaynanan telefonda aynen bu cümleyi kurdu. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun? Oğlum ne demek lan? Kızışmış ne demek? Gerizekalı olması bir kelime. Lan nasıl kullanabilirsin bunu? Ben senin patronum, benimle böyle konuşulur mu? Senin omuzun yüzünü patlatacağım, bekle beni orada. Aptalım! Fazla konuşma! Hoş geldiniz. Affedersiniz. Kimsiniz acaba? Niye mahallemize geldiniz? Ben Şevkat Bey'in özel asistanıyım. Ya siz? Ben Tellam. Burası da benim hamamım. Öyle mi gerçekten? Evet. Niye ona soruyorsunuz ki? Yani onaylatıyorsunuz. Ben Tellam yani. Kıyafetime baksanıza bir kere. Aslında ona tam benziyorum ben. Ben mahalle hayatına yabancıyım. Hiç bilmedim. Ondan sordum.
Kıyafetinizde bir garip olunca mahallenin delisine benzettim açıkçası. Ben de mahallenin gurmesiyim veya Cuma Usta canlı yayında hiç görürüm. Şey lütfen güzelliğe bak da. Vallahi mahallede ben size anlatayım isterseniz bir tecrübeniz yoksa. Burada mahallenin tek akıllısı benim. Geri kalan herkes deli. Tabii tabii. Şevkat Bey bana hiç öyle gelmedi. Aa, haklısınız efendim. Şevkat Bey kendisi çok sakin, nazik, kibar bir beyefendidir. O kadar sakindir ki memleketi Ölüdeniz'dir yani. Muhakkak. Kendisini hiç tanımıyorum ama şirketimizin en üst pozisyona getirildiğine göre muhakkak dediğiniz gibi biridir. Hangi pozisyondaymış be? Aa öyle mi ya? Hangi şirket bu? Zemberek Holding. Zemberek Holding. Zemberek Holding. Zemberek Holding. Norveç'te bile şirketleri var bunların ya. Bir latte buyurmaz mısınız hanımefendi? Buyurun kahvemize. Tabii buyurun. 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 Bu güzellik. Buyurun. Ancak Zemberek Holding. Ne oturuyorsunuz siz acaba? Hansel'le Gretel, beni takip edin. Hemen. Cemal! Cemal! Var mı lan gelen giden? Başkan, gelen giden yok. Telefonla konuştular, duydum. Geliyorlar, onları bekliyorlar. Güzel, çok güzel. Gelsinler. Gelecekleri varsa, görecekleri de ben. Şimdi, güzel. Arabaya giriyoruz, tamam mı? Arabanın içine biniyoruz. Adamlar geldiği zaman arabadan edip pataküte ağzını, burnunu, küfürlü dalıyoruz, tamam mı? Yalnız öyle rastgele dalmak yok. Bu çok önemli. Rastgele dalmıyoruz. Kime dalacağımız çok önemli. Hele mermi kullanmak sakın, yasak. Mahalle lan burası. Hıyar, mahalle burası. Önce damadı teşhis edeceğiz. Bu herifi bulduktan sonra var ya, gerisi hiç önemli değil oğlum. Free tackle. Onun var ya ağzını, burnunu dümdüz edin, küfürlü müfürlü dalın lan. Ne var? Çok iyiydi. Aksiyon mükemmel. Bir yerde koptum gittim de. Beni senaryoya girmesen başkan. Şimdi orada kavga çıkacak, o ona... Beni işin içine sokma. Ben takılayım kenarda. Olmaz mı başkan? Hayırdır lan? Cemal, tıstın mı lan? Yani öyle tırsmaktan değil de şimdi orada akşamüstü adamlarla falan kötü olacağız, mes olacağız, kavgalı olacağız falan. Yani ben biraz da hümanist kafa... Hümanist mühendis yok lan. Kötü adamız biz. Kötü, kötü, kötü. Adam geldiği zaman ağzını, burnunu dümdüz edeceksin. Tamam mı? Küfürlü küfürlü dalacaksın ona. Tamam, sendenim başkan. Tamam, ben de kötüyüm. Tamam. Ben de gerektir. Hayır, hayır be ya. Ben sadece onu sana bağlayacağım. Abi, sen gir oradan. Harika oldu. Harika. Esin geldi. Oğlum, takım elbise giymiş, holding almış lan bu. Allah Allah, vay, vay, vay. Vay arkadaş. Geldiniz mi? Hazır mısınız Şevkat Bey? Hazırız. Tanıştırayım. Füsun Hanım, benim kişisel asistanım. Esin Hanım da hayatımın anlamı tabir ettiğimiz sevgilim oluyor. Fakat henüz flört aşamasındayız. Memnun oldum, ben de. Şevkat, karizmaya vites attırmışsın kardeşim. Kardeşim, holding yapmışsın kendine. Bize niye haber vermiyorsun? Al bizi de yanına. Vallahi arkadaşlar, çok ani gelişti. Yani şok bir teklif aldım. Hızlıca karar vermem gerekiyordu. O yüzden haber vermedik ya. Yani en yüksek pozisyon diyor hanımefendi. Acaba atıyorum şirketin kafelerine. Ben de bir girsem mi? Ya, ya işte şimdi bu vakit nakittir denen hadiseye ben biraz balıklama dalmış olduğum için çok da vaktim yok, kusura bakmayın. O yüzden şey yapmayacağım. Şevkat Bey hazırsanız herkes sizinle tanışmak için can atıyor. O halde gidelim. Hay hay gidelim. Miço oğlum dükkan sana emanet. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Siz de sürünün la fakirler. Sağ ol kardeşim. Hayır. Zenginin parasız yorgun çenesi işte. Hayır. Perdeyi de kapadı bu. Havalara bak ya. Arabaların perdesi var mıymış? Cuma Usta, ya parası ya, vardı. Hesabaya... Kazım, dün çayın şey parası. Yazdın mı? Yürü.
Bu durum senin de hoşuna gitmedi. Her halinden belli. Ya yok, karışmayacağım dedim. Bu sefer karışmayacağım. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Da? Yani buradan uzaklaşmasına da canım sıkılıyor yani. Ne yalan söyleyeyim. Keşke sana ne düşündüğünü sorduğunda gerçek duygularını söyleseydin Nesin. Evet, söylemeyerek de olayların akışını değiştiriyorsun. Ve sendeki bu iç huzursuzluk birçok şeye olumsuz etki edecek. Ama sen dedin akışına bırak diye. Tamam ben dedim. Ama akışına bırakmak tepkisiz kalıp böyle sonradan içini yiyip dert edinmek değil. Sen gerekeni söylersin. Sonra bakarsın hayat sana ne getiriyorsa kabul edersin. Olmuyor işte öyle Şevkat'le. İçinden geleni söyle sonra hayat sana ne getiriyor bakalım. O işin sonu kesin kavgaya varır. O yüzden ben bu sefer hiçbir şeye karışmıyorum. Böyle burada oturacağım, ne olacak ne bitecek izleyeceğim. Tamam canım, sen bilirsin. Başkan, geldiler başkan. Çıkın lan. Hemen çıkın dışarı. Pişt. Birader, ne ayaksın? Marika Hanımların evine mi geldin? Evet evet, eş meselesi için geldim. Hangi evdi? Hangi evdi? Eş meselesi. Evli kuruna böyle mi bakıyorsun sen? Ben şimdi sana göstereceğim o evin hangi ev olduğunu. Rakibimi ekarte ediyorum Bahar. Bahar, ben sana mecburum. Adını ı gibi yakarım geceleri. Seviyorum ulan! Çok seviyorum seni Bahar. Kimse bu herif gelip seni Marika'dan isteyemez. Ne saçmalıyorsun lan? Gerizekalı. Bana hiç numara yapma. Benim kaşım, gözüm, kulağım her şeyi burada. Burada olan biten her şeyin ben farkındayım. Anlatabiliyor muyum? Bu herif seni istemeye gelmedi mi? Yok. Be süphanallah. Ne diyorsun sen be gerizekalısın? Bırak adamı. Bırak. Allah Allah. Gel çocuğum. Gelin beyefendiciğim. Yavaş sakin olun. Bu beyefendinin köpeği vardır. Köpeğini getirdiği. Benim köpeğimle onun köpeği çiftleşecek, esnesecek. Çünkü ikisi de kızışmıştır. Oh. Kızışmak dediğiniz o muydu ya? Ben neler düşündüm mi anlatamamız. Birader çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Evden özür dileyin lan. Çok affedersin ya oğlum. İleme dokun, dokunma. Özür dileyin lan adamdan. Hani lan? Hani? Hani Bahar'ı istemeye gelmişlerdi? He? Köpeği çiftleştirmeye gelmişler. İyi yani benim için. Problem yok, sizin için de problem yoksa. Oğlum bunların da cinsel hayatı var. La, saygı duymak lazım. Ya oğlum sen ne diyorsun ya? Çok, gerçekten çok tatlı. Markası ne? Tekir mi bunun markası? Çok şirin. Ne diyorsun lan sen? Bunların yanında öyle şeyler söylenir mi? He aptal herif. Ben yanlış istihbaratın nedenini soruyorum sana. Şimdi başkanım, öncelikli problemimiz köpek ya. Hani o sorunu bir önce çözelim, yanlış mıyım? Ya ben ne diyorum, adam ne diyor bana ya? Ya başkan tamam, elime yüzüme bulaştırdım da sen de herkesin içine yüzüme vuruyorsun yani. Ben de burada bir esnaf olarak bulunuyorum, bir itibar söz konusu yani benim için. Senin itibar. Abi. Cem Yılmaz bizim Cumhurbaşkanı'nın gurme hesabını tavsiye etmiş. Çok komik konuşuyor. Akıl almaz bir gurme hesabı. Memlekette cevherler tükenmiyor. Yemeyin, içmeyin, mutlaka tavsiye edin yazmış. Fake hesaptır oğlum o. Cem Yılmaz değildir o. Ana harbiden la. Abi hesap coşuyor zaten. Cuma olsaydı takipçi akıyor. Kavimler göçü gibi baksana ya. Vay arkadaş ya. Cuma şimdi internet fenomeni mi oldu? Tabii, devir fason devri. Bu devirde insan müsveddesi olmak lazım. Adam bir ayakkabı boyacısının süngeriyle dünya takipçi kazanıp ünlü gurme oldu ha. Hemen misafirlerimizden özür dile. Çabuk. Çoğul eki kullandın yani. Köpekten de mi özür dileyim bari? Evet, aynen öyle. Elbette. Elbette köpekten de özür dileyeceksin. Ve bir daha seni buralarda kimseyi rahatsız ederken görmeyeseyim. Yoksa keserim o... Saçını keserim senin. Tamam Marika anne. Tamam, sinirlenme lütfen. Birader, harbiden çok özür diliyorum senden. Tekir. Tekir. Çok özür dilerim oğlum. Tamam, elleme, dokunma. O zaman ben ne yapayım? Ben gideyim en iyisi bir vitamin alayım. Köpeğin ihtiyacı var nasıl olsa. Hem doping olmuş olur, öyle değil mi? Oho, başkan. Ben ona bir tane doping yazarım. Onu böyle mamasına kattınız mı durduramazsınız. İki zamanlı motor... Ne diyorsun oğlum sen, durduramazsınız? Ne sallanıyor, saçmalama lan. Aptal herif. Hadi kardeş, sağ olasın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Buyurun Şevkat Bey. Kolay gelsin. Ayşe Hanım, menajerinin firmasıyla kontak kurdunuz mu eksport için? Ha, evet, bugün geldi raporlar sunumu. Ben göz attım. İsterseniz daha sonra size de göz atabiliriz. Kartınızı alabilir miyim? Ha, kart. Evet, Allah'tan yanıma almıştım. Heh, vereyim. Yerim de alayım.
Beyefendi, plaza giriş kartını sormuştum ben. Şevkat Bey şirkete yeni katıldı. İhtiyacı o karta. Siz açarsınız. Yok, aslında ona da ihtiyacım yok da. Bakın, ben şeyden alışkınım. Stat'tan şu şekil yaparız. Kolay gelsin. Ama çok hızlı kapanıyor ya. Arada sıkıştırıverir Allah bunu. O ne be? Ay sayfama bak. Elektrik sayıcı gibi fır 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 dönüyor. Ay takipçilerim benim. Falanlarım çoğalıyor. Ay, Allah! Allah'ım çok şükür yarabbim. Ne oluyor usta? Falanlar oldu be. Her şey çok güzel olacak bundan sonra. Yemin ederim fanlarım giderek artıyor. Fanlarım benim zıplayasım var. Vallahi durup dururum var. Ne oluyor lan? Yok hiçbir şey yok. Yok hiçbir şey yok. Sakin be ya, sakin. Sonunda delirdi.